Şimdi bugün konuşacağımız konu da mimarlık ve medya. Aslında hani son zamanlarda çok gündemde olan işte dijital medyayla, sosyal medyayla, geleneksel medyanın karşılaştırması gibi konular var. Ben burada hiç o konulara girmek istemiyorum. Çünkü bütün konuklarımız bu konuda zaten son yıllarda yaşanan değişime ayak uydurmuş aktörler. Bu değişimin içinde üreten kişiler. Dolayısıyla biz bu değişimin içindeyiz hepimiz. Ben örneğin yayın hayatına dijital medya ile başladım. Hani Türkiye'deki ilk mimarlık portalinin yapılması, onun oturması, sisteminin, dilinin oturmasında hani ortama biz öyle girdik. Yayıncılığı daha sonra öğrendik. Hala da öğrenmeye devam ediyoruz. Ama hani şöyle dönüp baktığımda Süha Özkan zaten biz ilk yayıncılığa başladığımızda dijital yayıncılığa bizi sanırım ilk destekleyen kişiydi. O konuda ilk tanıştığım vizyoner dediğim. Kendisi de zaten bu ortamın içinde farklı üretimleriyle hala devam ediyor. Uğur Bey deseniz şu anda onunla birlikte çalışıyor olmanın mutluluğu içindeyiz. Hala ondan öğrenmeye devam ediyoruz. Emre Bey deseniz zaten kendisi kendi medyasını kendi üretebilen bir kişi. Ondan da çok öğreneceğimiz şeyler var. Şimdi ben burada bir sonuca varacağımızı düşünmüyorum. Sadece evet bir değişim yaşanıyor, medyada bir değişim yaşanıyor. Medya dediğimiz kavram da çok kendi içinde değişti. Mimarlık medyası neden bu kadar önemli? Mimarlık ortamına bir katkı sağlayacağız mı? Bence bu tartışmada onu konuşabilirsek en azından bundan sonrası için ne yapabiliriz? Nasıl bir katma değer sağlarız? Belki bir sonuca varabiliriz. En azından bir değerlendirme çıkar. Öncelikle ben Uğur Bey'e yorgunsunuz ama çok kısa bir söz verip bizim medyadan ne anladığımızı ve bu medyadan medya derken neleri konuşacağımızı çok kısaca sizden alırsam hani aslında ne kadar geniş bir şey medya. Onu sizden dinlemek isterim. Peki, hiç beklemiyordum bu kadar hızlı konuşmaya başlayacağımı. Ben çünkü koşarak geldim. O zaman şöyle kısa bir özet yapayım. Medyadan ne anlarız? Medyadan aslında çok hızlı bir biçimde özetleyecek olursam iki ayrı şey anlarız. Bir tanesi bu medyumlar biçimindeki sözcüğün çoğuluğu olarak medyayı anlarız ki burada medyumdan kastettiğimiz şey sözcüğün kökenindeki aracılık mekanizmasına işaret eder ve fikrin fiile geçmesini sağlayan, fikrin ifade edilmesini sağlayan, fikrin mümkün olmasını sağlayan araçları burada kastederiz. Dolayısıyla bu anlamda medya genellikle Batı dillerinde çizim tekniğini de içerir, dedikoduyu da içerir, tasarı geometriyi de içerir, perspektifi de içerir. Böyle bir geniş anlamda medyayı düşünmek mümkün gibi gözükür. İkinci biçimiyle medyadan söz etmekse, bugün Türkçe'de en yaygın biçimiyle kullanımı hiç kuşkusuz bu olduğu için genellikle basın yayın organlarını kısaca nitelendirdiğimiz bir terim gibi gözükür. İkisi birbiriyle bağlantılı. Temelde ikisinin birbirinden ayrıştırılabilir nitelikte olmadığını söylemek mümkün gibi gözükür. Dolayısıyla internet bir iletişim mecrası mıdır, bir informasyon aracı mıdır ya da aynı zamanda da söz gelimi tasarımsal bir rolü var mıdır sorusunu sorarsak hiç kuşkusuz internetin tabii ki tasarımsal bir rolü de vardır. İnternet üzerinde tasarım yapmak bile mümkün olduğunu, internet ortamında yapılmış tasarımlar olduğunu, bugün dünyada tasarımın giderek bir yerinin var olmama halinin internetin varlığıyla da oluştuğunu, yeri yok çünkü buradan projenizi yapar, Hindistan'da 3D'sini yaptırabilir, işte istiyorsanız Çin'de
maketini yaptırma imkanına sahip olursunuz. Dolayısıyla böyle bir dünyada yerden söz etmenin bile imkanı kalmadıysa, geleneksel anlamda yerden söz etmenin imkanı kalmadıysa, mimarlık yer ötesi bir pratik haline geldiyse, tasarımı da yer ötesi bir pratik haline geldiyse, tabii ki medya sayesinde de mümkün oluyor. Ama bu anlamıyla medya dergi sayesinde anlamına gelmiyor hiç kuşkusuz, ama hiç kuşkusuz internet ortamı böyle bir imkan veriyor. Hatta çok bildik bir örnek, onu söylersem belki daha iyi anlaşılır. Kore Presbiteryan Kilisesi diye neredeyse 10 yıl önce yapılmış bir yapı hatırlıyorum. 3 Amerikan firmasının 3 ayrı kentte birlikte yaptıkları, sadece deneysel olsun diye yaptıkları bir projeyi de hatırladığım kadarıyla Garofalo, Greg Lynn ve McInturf diye 3 büro internet ortamında, ama hiçbirisinin de konumlanmadığı Brooklyn'de, New York'ta bir bina gerçekleştirdiler. Bunu gerçekleşmelerini sağlayan da internet ortamıydı. Dolayısıyla internet şimdi bir tasarım aracı mı, yoksa bir haber alma aracı mı, dedikodu aracı mı, sosyal medya aracı mı sorusunu sorduğumuz zaman hepsi birden cevabını bence rahatça veririz. Dolayısıyla medyanın ucu bucağı yok. Biz hangisini tartışacağız? O ayrı bir konu, hiç kuşkusuz tabii. Bu kadarla yetineyim o zaman, ben tamam, şimdi. Tamam, o zaman hakikaten hepsi biraz geniş düşüneceğiz. Yani şu anda içinde bulunduğumuz koşullar bunu gerektiriyor ve hani gerçekten de hepimiz medyanın her kanalını kullanan kişileriz burada. Özellikle şimdi Emre Bey'e döneceğim. Mesela ben Emre Bey'i sosyal medyada hani şahsi hesabınız yok ama hani ofisin kurumsal hesabını izliyorum. Yayınlarınızı izliyorum. Web siteniz güncelleniyor, izliyoruz. Yani aslında siz gerçekten kendi mecralarınızda her şeyi duyuruyorsunuz. Muhtemelen bu konuda iletişimle ilgili de ofisinizde bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. Biz 99'larda Rem Koolhaas'ın ofisinde cevap veren bir halkla ilişkiler uzmanı var diye çok şaşırmıştık o zamanlar. Hani nasıl yani, işte bir mimarlık ofisinde niye böyle bir şey düşünülüyor diye. Ama şimdi mesela bir ofisi arıyoruz, bir şey soracağız, bir araştırma yapıyoruz. Halkla ilişkiler şirketimize danışın diyorlar mesela. Aslında mimarın kendisiyle ilgili bir şey soruyoruz. Diyelim ki onun bir malzeme kullanma şekliyle ilgili bir şey danışacağız. Ajansımla görüşün, PR şirketim var diyor ya da PR yetkilisine bağlıyor. Olay buraya kadar geldi şu anda. O noktada mesela siz ne yapıyorsunuz? Çünkü gerçekten kendinizi, kendi yayınınızı yapıyorsunuz ve bu bir birikim gerektiriyor, yayıncılık. Bununla nasıl baş ediyorsunuz? Çünkü olumsuz tarafları da var. Sosyal medyada size olumsuz dönen şeyler de eminim oluyordur. Bu konuda nasıl bir yol izliyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Ve belki hani bizlere, işi yayıncılık olanlara ya da İşi kendi işini yayınlamak olanlara ne önerirsiniz? Buna cevap veremeyeceğim. PR şirketime sormanız lazım. Ya aslında bu tabii evet, Koolhaas'ın işte bundan 20 sene önce gerçekleştiriyor olduğu faaliyetlerin tabanında da bunun olduğunu düşünüyorum. Bunun iki tane, yani kendisini ifade etme veya dışa vurma veya işte etrafa gösterme diyelim durumunun çok çeşidi veya sebebi olsa da çok azaldı, indirgenmiş bir şeyle iki tane yolu olabilir, iki tane durumu ifade edebilir diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi doğrudan doğruya hakikaten işte benim yaptıklarımı herkes görsün, müşterilerimiz de görsün, potansiyel müşteriler de görsün, onlar işte bizim yaptıklarımızı beğensinler, ne kadar iyi bir ofis olduğumuzu görsünler, ne kadar şahane tasarımlar yapabildiğimizi anlasınlar ve o yüzden de bize iş versinler diye düşünülebilir. Ki bu çok doğal, anlaşılabilir. Her mimari ofis içinde ayıp sayılmaması gereken bir durumdur. Ki o aslında bu PR meselesini, PR şirketi meselesini de doğuran durumdur bence. Bir tanesi de ya gerçekten bu işe kafayı takmış ve bunu da aslında yaptığı işin bir parçası olarak görme durumudur. Doğrusunu söylemek gerekirse bize sürekli olarak, özellikle mesela Londra'daki ofisi açtıktan sonra mutlaka bir PR şirketiyle çalışmamız gerektiğine dair böyle sıkı bir baskı yedim ben kişisel olarak.
Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Bundan sonra da yapmayı düşünmüyorum. Yani eğer mimarlık alanında ve tasarım alanında devam edeceksek böyle bir şey yapmam. Bir gün başka bir ticaret, yani daha ticari diyelim, bir işin içine girdiğimde PR şirketlerine karşı olduğum için değil, ama hani mimarlık alanıyla benim anladığım anlamdaki paylaşım durumlarıyla bir PR şirketinin baş etmesi bence zaten olanaksız. Yani PR şirketi ne demek? Benim 10 yıldır birlikte çalıştığım arkadaşlarımla bile bu işi konuşurken çok zorlanıyorum. Ya mesela şimdi ofiste nispeten epeyce yeni sayılabilecek arkadaşlarımızdan biri, ki beyefendinin de birinci dereceden akrabası. Ya ona laf anlatabilmek mesela çok zor bir şey. Yani hani hakikaten onu böyle bizim söylediğimiz veya benim düşündüğüm anlamda bir şeyi ekspres eden, dışa vuran bir şekle, bir hale getirmek, onu gerçekten ofisin genel karakteristiği içinde böyle çok tuhaf durmayacak bir noktaya çekebilmek bile çok zorken, herhangi bir PR şirketinin böyle bir şeyi yapması, bizim adımıza yapması zaten bence düşünülecek bir şey değil. Bu bir yana, biz bundan büyük bir zevk alıyoruz. Yani bu başka türlü de yapılacak bir şey değil. Yani aslında bu işte Instagram'dı, yok Twitter'dı, Facebook'tu falan filan, ki bunların bir kısmı tabii ki takip ediliyor, bizim arkadaşlarımız, bu işten çok daha iyi anladığını düşündüğümüz arkadaşlarımız tarafından. Ki bu da böyle sürekli insanı şaşırtan bir durum. Çünkü çok iyi bildiğini zannettiğiniz şeyleri aslında bir anda da değişiveriyor. Mesela bir zamanlar işte Twitter bundan sonraki 5 yılın en önemli mecrasıydı diye bir laf üremişti. Ben ya 5 yıl konuşulamaz zaten. Hani 5 ayı konuşmak bile zor bu ortamda diye düşünürken, hakikaten mesela Instagram diye bir şey ortaya geldi ve Twitter'ın pabucu dama atıldı bir anlamda. Dolayısıyla aslında burada sizin yaptığınız işin ortaya konulma durumu ve paylaşılma durumu, bu paylaşımdan sonra bir tür interaktif ortamın oluşması, o ortamla çatışma içine girmeniz, bazen büyük bir uyum içinde olmanız, bazen oradan gelen bir takım feedbackleri, geri dönüşümleri kendi, yani Uğur Bey'in demin söylediği gibi tasarım aracına dönüştürmek değil ama kendi tasarım mecranız içinde değerlendirilecek bir unsur haline getirmeniz, bunlar tabii olan şeyler. Ama bunların hiçbiri böyle bizim ofiste en azından yaptığımız işin bir parçası olarak görünmenin ötesine gitmiyor. Yani biz mesela bir sergi hazırladığımız zaman da gerçekten çok severek yaptığımız sergiler var mesela. Oralarda gerçekten böyle canımızı dişimize takarak yapıyoruz. Onun artık belli bir noktasından sonra orada ne diyeceğimiz kadar, tabii ki serginin kendisini nasıl göstereceği de önemli olmaya başlıyor. O anlamda da mesela işte dijital medya bizim için araçlardan bir tanesi haline gelebiliyor. Veya sergide ortaya koyduğunuz herhangi bir fikrin geri dönüp sizin bir sonra yapacağınız işle ilgili daha hiç tahmin etmediğiniz bir yerden gelen bir fikirle dönüşmesi çok zenginleştirici bir şey. Ya bütün bunlardan azade, tıpkı benim kişisel durumum gibi, hiçbir işte internet ortamının içindeki bu şeylerden bir tanesinde gerçekten kişisel adres falan da olmadan, hatta kurumsal adres de olmadan bu iş yürütülebilir. Bazen hakikaten epey de özendiğim şeyler oluyor. Böyle bakıp hani hiçbir şeye burnunu sokmadan, bu türden bir iletişim içine hiç girmeyi aklının ucundan dahi geçirmeden mesleğini yürütenler var. Hiç unutmuyorum. Şu örneği verip kapatabilirim. 2006 yılıydı. Mies van der Rohe ödülleri komitesinin düzenlediği, bizim de işte bir Emerging Architect ödülünü, benim o zamanlar öyleydim, Emerging'dim. Son yıllarımda Emerging olarak. Orada bir ödül kazanmıştım ve KUDÖ'de diye bir Finlandiya'da, Helsinki'de şeyin
unuttum adamın adını birdenbire. Stephen Hall'un yaptığı Kiasma şeyde binasında böyle bir seri işte lecture, konuşma vardı. Herkes de çok epey gençti ve çok da tanınmıyordu. Bunlardan yani 5 kişiydik. Birisi bendim. Birisi Pierre Kingsley'di mesela. Bir kimse fazla tanımıyordu. Bir tane de Anssi Lakila galiba adını hala çok iyi söyleyemiyorum. Finlandiyalı bir çocukcağız vardı. Çocukcağız diyorum çünkü mesela gerçekten ben İngilizce lecture yapmaya çok bayılmam. En sevdiğim şey değildir yani. Türkçe gibi konuşamadığım için böyle biraz kasılırım falan. Epey kasık bir günümdü o günde. Sonra mesela işte benden bir sonra bu Yerke çıktı. Tabii ben böyle ağzım açık seyrettim ya nasıl bir adam falan diye. Ondan sonra da o Anssi çıktı. Anssi diyorum ama inşallah öyledir adı. Böyle sadece Finlandiya'da ve hatta Helsinki'de bile olmayan bir takım kiliseler tasarlayan bir arkadaşımız. Ve onun dışında da neredeyse hiçbir şey yapmamak gibi bir şeyi var. Öngörüsü vardı. Hakikaten de bugüne kadar da neredeyse hiçbir şey yapmadı. Hep o işlerle uğraştı. Ama geçen gün beni çok şaşırtan bir şey oldu. Şimdi bu Yerke'yi zaten konuşmaya gerek yok. Bence 2016 yılının fenomeniydi. İşte Zaha Hadid'in ölümü ve bu Yerke Ingels'in artık tavana vuruşu diye özetlenebilir 2016. Kendi özel Instagram hesabının olduğunu biliyorum. Mesela benim kızım onu takip ediyor. Hatta şöyle oldu. Geçen gün New York'ta benim kızımın oturduğu evin altında bir lokantaya bu Yerke giriyor. Zeynep de onun oraya girdiğini görüyor ama Instagram'dan ve lokantayı basıyor onu işte onunla bir iki kelime bir şey konuşmak için. Öbür arkadaş da Anssi de belliydi o zamandan onun öyle kalacağı. Çünkü böyle İngilizceyi falan da çok zor yani konuşmak dahi istemiyordu. Ve kendisini böyle ortaya koyma durumunda olan birisi hiç değildi. Fakat şöyle bir şey oldu. Belirli bir niteliği ispatlayınca yaptığı işler, bu sefer o medya ile ilgilenmese bile medya onunla ilgilenmeye başladı. Ve bir tarafından şey oldu, yakalandı. Onunla bir yerde tesadüfen karşılaştık ve o şeyi hatırlattım. Bak böyle böyleydi ama ben seni gene de takip ediyorum medyadan dedim. O da bundan kaçamıyoruz gibi bir şey söyledi. Sanıyorum hani şu o işlere hiç burnunu sokmayan veya sokmak istemeyen işte Peter Zumthor falan gibi böyle fenomen mimarlarında ister istemez orasından burasından yakalandıkları bir şeydir ama bunu gerçekten çok severek, buna kafayı takarak ve bunu yaptığı işin bir parçası haline getirerek sürdürmek o ikinci yol. Birinci yol ise gerçekten sadece kendisini ortaya koymak, tanıtmak ve veya işte en dibinde bunu beğenilmek ve müşteri kazanmak diye şey yapabiliriz, basitleyebiliriz. Bunlar arasında çok büyük bir fark var. Bunu ortaya koymak istedim. Biz genellikle böyle PR ajansı falan kullanmıyoruz. Henüz Londra'da da o şeye yenilmedik bu duruma. Ama hani Londra'da da böyle Londra'nın en önemli işlerini yapar durumda değiliz. Yani ne olur bilmem sonunda da. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Evet, teşekkür ederim. Yani böyle uzmanlık alanlarında PR şirketlerinin zorlandığını zaten biz de görüyoruz. Hani o konuda hak veriyorum. Çok zor. Hani bir mimarlık ofisinin bir PR şirketiyle çalışması sonunda ne çıkıyor çok merak ediyorum. Sonuçta hakikaten iletişim gene mimarın kendisine, kendi üretimini nasıl göstereceği konusuna kalıyor. Şimdi Süha Bey'e dönmek istiyorum. Süha Bey, aslında o değişimin içinde her alanında çok güçlü duran bir aktör. Ben kendisini işte ilk Arkitra'yı kurduğumuzda bize verdiği destekle ve inancıyla tanıdım. 21 dergisi çok ideal bir dergi olarak tasarlanmıştı. İlk döneminden bahsediyorum. O zaman idolümüz olmuştu. Ama o da bir şekilde sanırım
finansal konular yüzünden hayatına son verdi. Sonra da başka şekilde devam etti. Çizgisi değişti. Ama Süha Özkan Ahan'da bir dönem geçirdi ve o dönemde özellikle ödüllerin de bir mecra olduğunu düşünürsek çok değerli bir birikimi var. Şimdi World Architecture Community'nin kurucusu. Yani çok farklı mecraların içinde oldunuz. Sizden o konuda bir değerlendirme almak istiyorum. Bir de uluslararası alanda çok olduğunuz için hani bir şekilde biz bakıyoruz ama sizin bakış açınızla buradaki mimarlık medyasıyla uluslararası ortamı karşılaştırdığınızda sizce nerelerdeyiz? Öncelikle hiç kimseye söylemediğim bir şeyi bugün burada söylüyorum. Üstelik de yayındaymışız. Tarihi bir düşavurum. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okudum mimarlığı. Sadece mimarlık tekniklerini öğrendim. Mimarlık hakkında hiçbir şey öğrenmedim. Hatta mimarlık tarihi bile çok çok sığdı. Yani çok derin olması gereken olay. Beni yetiştiren ortam Londra'da çıkan Architecture Design dergisiydi. Yıllarca onun gönüllü olarak temsilciliğini yaptım. Türkiye'den ilk defa makaleler orada çıktı. Londra'ya okumaya gittiğimde de ki 1969-71 arası Rem Koolhaas'la aynı sınıftaydık. Yine dergi bizim yaşam ortamımız oldu bütünüyle. Başında Monica Pigeon diye gerçekten mimarlık peygamberi denecek statüde bir kadın vardı. Bu kadın stüdyolara girer, çocuklarla konuşur, mimarlarla gider konuşur, eleştirir, ters çıkar vesaire. Ama editörlük sorumluluğu Monica'daki, birincisi taze ve genç fikirlere sahip çıkmak, ikincisi de İngiltere ve Amerika gibi batı kökenli ortamın dışında neler oluyor, onları bilmek isteyen bir kadındı. Yani benim de sevgi dolu ilişkim oradan çıktı. Architectural Design dergisi S diye bilinen Standard Katalog tarafından basılıyordu. Destekleniyordu. Standard Katalog da, bilmiyorum bizde öyle bir şey var mı, ama doğrudan doğruya yapı teknikleri, detaylar ve malzemeleri içeren böyle her ay 6-7 santim kalınlığında klasör olarak çıkan bir şey. Bunların da mimarlık konusundaki şeyleri, gösterileri Architecture Design dergisi. Bir gün bir mektup, genç bir şeyden, Vietnam Savaşı'nın içindeyiz. Diyor ki genç, Architectural Design diyor bizim vicdanımız, bizim bilincimiz, bizim geleceğimiz. Siz şu sayınızda Dow Chemicals, bunlar biliyorsunuz napalm bombasını yapan şirket. Dow Chemicals'ın bilmem hangi ürününü koydunuz. Bu çok yanlış, bize hakaret diyor. Monica da editör olarak hiç üstüne şey olması gerekmezken altına diyor ki seninle tümüyle aynı fikirdeyim diyor. Derginin bir sonraki sayısı çıkmadı. Bitti yani. Dolayısıyla medyanın destekçisi olan kuruluşlar böyle çok büyük şeylerde girdikleri anda yok olabiliyor. Sonra Architectural Design dergisini biz tamamıyla aramızda para toplayarak ve o zamanki yöntemle Fotolitho denilen bir sistem, böyle tek forma basit offset tekniğiyle üretilen bir şekilde çıkartmaya çalıştık. Ta ki Andreas Papadakis gelip 1980'lerde satın alıp onu bambaşka bir yere götürene kadar. Söylemek istediğim şu, geri dönelim, Vitruvius diyoruz, tamam mı? Vitruvius 1. yüzyılda Jules Caesar'dan biraz sonra yaşamış bir mimarlık kuramcısı. Aslında yaptığı iş doğrudan doğruya yapı tekniklerini anlatan bir şey. Etkin olduğu zaman 1411. Yani 14 yüzyıl sonra. Niye? Çünkü Gutenberg var. Bilgi çoğaltılabilir hale gelmiş. Rönesans
normlarını koymuş. Demiş ki bizim normlarımız eski klasik Greek normlarıdır. Bunları biz ileteceğiz. Onun üzerine kitaplar çıkmış. Greek normları nelerdir? Eski Yunan normları nelerdir diye. Birdenbire patlayan bir mimarlık bilgisi çoğalması var. Bir önceki döneme bakıyorsunuz. Gotik dönem. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani gotik döneminden kalan bir tek belge bile yok. Yani söylentiler var. Şu yaktı, bu yıktı vesaire diye. Ama biz mimarlık kuramcılar olarak aramızda sık sık tartışıyoruz. Niye yok? Nedeni çok basit. Çünkü mimarlık becerisi giz olarak kalmış. Yani aynı şeyin Osmanlı'da da olduğunu söylenir. İşte 2. Mahmud'un yaktığı söylenir vesaire vesaire ama yani ben tarihçi olmadığım için daha doğrusu eski tarihçi olmadığım için, yakın tarihçi olduğum için bunlara söyleyeceğim bir şey yok. Dolayısıyla bu AD okulundan gelen birçok değer var beni biçimlendiren, yani onu söylemek istiyorum. Bir derginin bir kişiyi, hatta bir nesli, yani isimler de verebilirim, etkilemesi çok çok önemli. Yani Jim Sterling'i İngiltere'de karikatür muamelesi yaparlardı. Ya İngilizlerin bu kadar derin mimarlığı varken bu çıkıntı nereden geldi? Üstelik de İskoç diye, Zahid'de yaptıkları gibi. Ama Cambridge Kütüphanesi, Oxford'daki yurt ve Leicester'daki mühendislik binasıyla Jim Sterling oldu. James Sterling yani bir anıt haline geldi. Söylemek istediğim tek olay, yani en önemli olay, dergilerin ve medyanın bizim fark ettiğimizden çok çok daha önemli olması. Çünkü binlerce basılıyor. Kime nerede ne etki yaptığını bilemiyorsunuz. Ben de Türkiye'ye döndükten sonra bunu misyon haline getirdim. Bir süre ODTÜ Mimarlık Fakültesi dergisinde akademik kaliteyi nasıl belirleriz, standartları nasıl koyarız diye o dergiyi çıkardık. Sonra Mimarlık Dergisi'nde çok değinilmeyen konulara giren, orada editörlük şeyinde, yayın komitesinde yer aldım gönüllü olarak. Yıllarca o işi yaptım. Sonra Ahan ödülüne gidip etkin de bir rolüm olunca düşündüğüm tek şey şuydu. Yani mimarlık eleştirisi olmadan mimarlık ödül olur mu? Hepiniz olmaz diye bağırıyor gibisiniz bana. Bunu geliştirelim dedim. Yani mimarlık eleştirisi nasıl geliştirilir? Gerçekten böyle bir ortam yok. Bu ortamı yaratmak da bize düştü. Yani dergi editörlerinin batıda mimarları isterse yücelten, isterse yerin dibine batıran dergi editörleri, ki bunlar şeyler, yani karar vericiler, bizim dünyamızdaki dergi editörlerini bir araya getirdik. Önce 1986 yılında Malta'da bir seminer yaptık. Daha sonra 1997'de Kuveyt'te birer seminer yaptık. Bunlar da bildiğiniz herkes vardı. Yani Ken Frampton'dan Charles Jenks'e kadar ne kadar bildiğiniz dergi editörü varsa bunların çerçevesinde ne yapabiliriz? Yani nasıl derinleşir ödüldeki kritik söylem, eleştirel söylem nasıl değişir? Öyle bir emeğimiz oldu. Sonra yine bir ufak giz, ben Cenevre'ye gitmeden önce 26 cilt Ansiklopedia Britannica almıştım. Kapağını bile açmadım. Kapağını bile açmadım. Yani çünkü hem vaktim yoktu, hem ansiklopediler Türkiye'deydi, ben İsviçre'deydim. Erişemedik birbirimize. Ama 1997'de internet ortamı çıkınca ben bunun çok büyük bir devrim olduğunu fark ettim. Fakat çalıştığım örgüte bunu satamadım. Dedim ki ya gelin biz bunu kullanalım. Mimar dergisi çıkıyor vesaire, çok kaliteli şeyler ama ne yaparız? O arada Banu'yla tanıştık. Ömer'le birlikte geldiler. Benim hayalimdeki projeyi bana sundular. Yani ve Arkitera'nın kuruluşu Arknet'in, yani Ahan örgütünün Arknet'inden çok daha öncedir. Ve Arknet'teki bir takım eşikleri görüp oradaki yapılan yanlışları yapmadan da World Architecture Community'yi kurmanın şeyi, gururu bana nasip oldu. Yani her ortamdaki varlığın, düşünce varlığın bir geçerliliği var. Yani gazete olayı bence önemli. Çok çok önemli.
dergi olayı önemli. Yani genel kapsamlı dergilerin içindeki mimarlık konuları önemli. Mimarlık üzerine uzmanlaşmış dergiler önemli. Yani benim şimdi Bodrum'daki kütüphanemde Aradementor'un tamamı var. Yani bir hayranlık konusu. Yani öğrenciler geliyorlar, hocam nereden buldunuz bunları? Valla ben bulmadım, bana verdiler diyorum. Yani öyle bir olay. Sonra net olayı var. Net olayı çok önemli. Yani internet üzerinden yapılan şey çok çok önemli ama geçici. Yani hapşırık gibi. Nezleniz geçince bitiyor. Çünkü onu koruyup kollamak apayrı bir merak gerektiriyor. Ama dergi öyle değil. Yani uykunuz kaçınca gidip alıp bakıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu ortamların içinde bir ufak parantez daha açacağım. Uğur internet dedi proje gelişiminde. Bir başka örneği de İskenderiye Kütüphanesi'dir. İskenderiye Kütüphanesi'nde gerçekleşmesi 2-3 ayrı ofiste oldu. O da Telefax'ın ürünüdür. Onun mimarları bize gelip giderlerdi. Sordukları ilk soru, sizde Telefax var mı? Telefax çok önemli bir şeydi. Yani 1990'ların başında, 80'lerin sonlarında. Yani imgenin aktarılmasıyla çok şey değişiyor özellikle. Bu arada Anytime olayına girdik. Peter Eisenman'ın yönetiminde dünya mimarlarının çoğunu getirdik. Hatırlarsınız 1999 yılında. 2000 yılında da zaten son verdi. O olayın üzerine o zaman bizi destekleyen kuruluş, başında da Hasan Barutçu vardı. Dediler ki biz bunu kalıcı hale getirelim, bir dergi çıkaralım. Dergiyi çıkarmak için olabildiğince nitelikli bir üst kurul oluşturduk. Aylarca toplandık. Sonunda vardığımız nokta şuydu, mimarlar okumaz. Sadece kendi projelerine bakar geçerler. O zaman dedik kapsamı nasıl geliştirelim, genişletelim. O kapsamı genişletirken 21 dergisi doğdu. İlk 11 sayılık dergiden bahsediyorum. O dergide o zaman biz mimarlığa meraklı ama mimarlığın dışındaki insanları buna çekelim. Yani Adalet Ağoğlu, Orhan Pamuk falan o derginin içinde öyle yer aldılar bütünlükle. Dolayısıyla her derginin başından beri yapması gereken, kendini tanımlaması gereken bir misyon var. Son verirken şunu da anlatmak istiyorum. İlk yıllarında Aradementu dekorasyonken çok sevgili bir arkadaşım bana dedi ki ya benim çok sevgili bir arkadaşım var liseden, Ömer Madra, bir derginin başına geçti. Yardım eder misin? Sabaha kadar oturduk. Cenevre'de güzel bir havada, bahçede. Önümüzde barbekü ve şarap. O zaman Türkiye'de gerçekten mimarlık medyası yoktu. Yani mimarlık dergisi mimarlıkla ilgilenmiyor. Başka dergi de yok. Aradementu dekorasyon dergisinde ilk sayılarını getirmişlerdi. Baştan aşağı şey, yani klozet, hela taşı vesaire. Yani hep reklam. Dedim ki ya bu öyle bir destek varsa bunun içinde buradan çok ciddi bir şey çıkar. O arada yani o gece Ömer Madra bana Uğur Tanyeli'nden bahsetti. Dedik Amerika'daydın o zaman sen değil mi? Amerika'da dedi çok meraklı şey jurnalizme bir mimar var dedi. Türkiye'ye geliyor. Onunla birlikte biz bunu yaparız dedi. Yani 300 sayı dile kolay. Oradan gidiyor. Ben sadece kutluyorum. Bu olanağı verdiğiniz için de kutluyorum. Uzattığım için de özür diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Ama hani Aradementu'da bu gününe geldiğinde işte 21'in başına gelen, işte Aradementu'nun başına gelen aslında finansal olarak ayakta duramıyor. Siz en iyi dergiyi yapıyorsunuz, en iyi ekiple onu hazırlıyorsunuz ama finansal olarak ayakta duramıyor. Hakikaten acaba mimarlar okumuyor mu? Bir taraftan onu düşünüyorum. Aradementu kapanacak dendiğinde herkes ne kadar üzüldüğünü sosyal medyada paylaştı. Biz aldığımızda tekrar hani sevindiğini paylaştı. Ama mesela böyle deli gibi bir abone olma şeyi ya da bir satış grafiği görmedik. Mesela o da bizi çok üzdü. Acaba hani gerçekten öyle bir şey var mı? Hani ben mimarlık ortamındaki mimar sayısına bakıp dergilerin sayılarına baktığımda üzülüyorum. Hep aynı 5000 kişi var. Yani aynı 5000 kişi dergileri alıyor ama mimar sayısı çok yüksek. Bir öyle bir sorunumuz var. Bir de
maalesef reklam verenlerle ilgili sorunumuz var. Mesela biz aynı zamanda Beton Art dergisini de yürütüyoruz. Beton Art çizgisini koruyor. Belli bir niteliğe ulaştı. Onun da arkasında bir kurum var. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği. O kurum olmasa belki Beton Art da hayatını sürdüremeyecek. Yani burada hakikaten mesela şu anda biz Uğur Bey'le gerçekten Ardemento'yu sürdürmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bunu sanki paylaşmalıyız diye düşünüyorum aslında. Hani sektörde hem reklam verenler hem bu sektörü besleyenler, yani herkes, bütün firmalar haberi çıksın diye uğraşırken o derginin yaşaması gerektiğini unutuyorlar. Hani öyle bir sorunumuz var. Yani Türkiye'de değil sanırım sadece bu sorun. Çünkü birçok yabancı dergi de kapandı. O yüzden bu herhalde çağımızın sorunu diye düşünüyorum. Sosyal medyayla karşılaştırmak istemesem de orada hiçbir aracı yok ve herkes kendi yayınını yaptığı için belki onun varlığı bir alternatif yaratıyor ve bazıları onu kullanmaya dönüyor. Sonuçta eğer biz mimarlık ortamında bu kültürü desteklemek istiyorsak hepimizin üstüne düşeni, bence bütün aktörlerin üstüne düşeni yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yayınların yaşaması ya da daha iyiye gitmesi için. Bir taraftan da belki mimarlığın kendi sektörel yayınlarımız dışında da gündeme gelmesi gerekiyor. O konuda da aslında son yıllarda oldukça yol kat ettik ama onun da çok zayıf kaldığını düşünüyorum. Belki onunla birlikte toplumda da biraz mimarlık üzerine, aslında o 21'in kuruluş felsefesindeki hani mimarlık herkesin ilgi alanı olabilir ve mimarlıkla ilgili bir şeyi sadece bir sektör dergisi gibi görülmesini ben de çok doğru bulmuyorum. Aslında Ardemento'yu da alıp mimarlık dışında birisi büyük bir keyifle okuyabilir. Neden böyle bir sınırlama var herkesin kafasında onu da bilmiyorum. Şimdi Uğur Bey'e döneceğim. Uğur Bey, biz şimdi bu aşamada mesela Ardemento üzerinden konuşursak ne yapmalıyız, nasıl ilerlemeliyiz sizce, nasıl görüyorsunuz? Bu soruyu hiç beklemiyordum. Önce söyleyeyim, biz önceden bu konuları konuşmadık. Dolayısıyla hepimiz sanıyorum büyük ölçüde meçhulümüz olan sorulara cevap vermek zorunda kalıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Doğrusu bu her gün düşündüğümüz bir şey ama bence biraz bunu genelde mimarlık medyasının geldiği durumu tartışalım. Çünkü bu sadece Ardemento'yu ilgilendiren bir durum değil. Bu genelde bütün dergileri ilgilendiren, evet, durum. Ayrıca sadece dergileri ilgilendiren durumda değil. Bütün mimarlık dünyasındaki her tür mesajın iletimi meselesini ilgilendiren durum. Onun için geldiğimiz noktaya bakmamız lazım gibi gelir bana. Geldiğimiz noktada önemli bir dönemeç noktasında olduğumuz için bunalım yaşadığımızı söyleyebilirim. Bu Ardemento yaşıyor anlamına gelmiyor. Herkes yaşıyor diyeceğim. Dünyanın her yerinde, biraz önce siz de söylediniz. Dünyada bir zamanlar önemli olan dergilerin önemli bölümü artık yayınlanmıyor. Yayınlananların tirajlarının düştüğünü büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Öyle dev tirajlar Amerika Birleşik Devletleri'nde de yok, ne bileyim Fransa'da, İngiltere'de de yok, Almanya'da da yok. Giderek dergilerin tirajları küçülüyor, miktarları, yani başlık sayıları azalıyor. Gittikçe küçük ceplere sığınıyorlar. Bunu bir kere bir gerçek olarak alalım mı almayalım mı sorusunu sormakta yarar var. Bence bir kere bunu bir gerçek olarak görmekte yarar var. Önemli bir çağ kapanıyor. Bu çağın kapandığını görürsek ancak dergi için ya da sadece dergi için değil, bütün mimarlık mecraları için bir gelecek var mı, yok mu, mimarlar okuyacak mı, okumayacak mı gibi soruları sormak zorundayız. Burada sadece mimarlar okuyor mu sorusunu da cevaplamanın imkanı yok. Mimarlar okuyor da okumuyor da başkaları okuyor biçiminde bir değerlendirme bana çok anlamlı gelmiyor. Bu genellikle biz mimarlar kendimizi ayrıştırmayı seviyoruz böyle durumlarda. Sedat Bey bile bunu söylerdi, Sedat Hakkayel'den bile. Aman efendim, mimarlar okumaz, onlar çizerler diye. Ama böyle bir genelleme yapılabileceği kanısında değilim. Çünkü koskocaman bir mimarlık yazını en azından işte biraz önce Suha Bey'in değindiği gibi 15. yüzyılın sonundan başlayarak dünyada basılmış ilk mimarlık kitabı 1485 tarihli bir Alberti'nin Dere Edificatoriası.
Dolayısıyla 1485'ten bu yana on binlerce kitapla temsil edilen, hatta yüz binlerce kitapla temsil edilen koskocaman bir alan var. Ama sorun şu, birinci bunalım dönemini aslına bakarsanız mimarlık sözlüden yazılıya geçerken yaşadı. Bu bir bunalım mıydı? Hiç kuşkusuz bunalımdı. Sözlü olarak yaptığınız bir şeyi, hatta sözlü bile yapmadığınız bir şeyi yazıyla anlatmaya başladınız. Şöyle söyleyeyim, antik Yunan dünyasında bir sütunu nasıl yontacağınızı gelip de bir kitaptan okumuyordunuz. Birisi size eline bir tane madraga, bir tane de taşçı şeyini alıyordu, yapa yapa gösteriyordu. Dikkat edersiniz, söz bile yok henüz bu aşamada. Sözle eylemin koordineli bir arada bulunuşu var. Ondan sonraki bunalım dönemi hiç kuşkusuz yazılı hale gelişiyle biçimlendi. Ondan sonraki bunalım dönemi biraz önce Suha Bey'in dikkat çektiği kitabın basılı hale gelmesiyle, mimarlık kitabının basılı hale gelmesiyle gündeme geldi ki önemli bir dönemece işaret ediyor. Ve bunların hepsi Marshall McLuhan'ın ünlü deyiminde olduğu gibi medium is the message meselesine ilişkin meselelerdir. Yani kullandığınız mecra sonunda verdiğiniz mesajın ta kendisi olmaya başlar. Onun aracılığıyla mesaj vermenin ötesine geçer. Yani yazdığınız okunmasıyla sınırlı olmaz etkisi onun. O sayede düşüncenizi yeni bir biçimde anlatmanın teknik yollarını bulursunuz. O yüzden basılı kitaba geçiş sadece çok sayıda kitap yapabilme imkanına işaret etmiyordu. Aynı zamanda da mimarlığı düşünmenin temel dinamiklerini değiştiriyordu. O yüzden çok sorulmuş, benim de her seferinde muzurluk edip sorduğum soruyu sorayım. 16. yüzyılda Osmanlı dünyası söz gelimi Palladio ile karşılaştırılabilir miydi? Hayır, karşılaştırılabilir. Çünkü bir tarafta basın dünyasının içinde duruyorlardı, öte tarafta ise henüz daha yazılı kültür evresinde bulunuyordu. Ne diyelim, mimarlık. Bu ikisi çok önemli farklar oluşturur. Dolayısıyla 15. yüzyılın sonu, 16. yüzyılın başı bir bunalım dönemi dahaydı. Hiç tereddütsüz bir bunalım yaşandı. Biz üzerinden 500 yıl geçince bunalım olduğunu görmüyoruz. Sadece olağan bir değişim durumu olarak değerlendirmek istiyoruz. 18. yüzyılda ilk dergiler çıkmaya başladığı zaman Almanya'dan başlayarak bir bunalım daha yaşandığını rahatça söyleyebilirim. Çünkü dergi aslına bakarsanız yavaş işleyen bir mekanizmaya hız kattı. Neredeyse ebedi ve ezeli bilgi niteliğinde düşünmeye başladığınız bir bilgiye geçicilik niteliği kattı. O ayın dergisini alırsınız, ertesi ay unutursunuz. Bu mimarlık bilgisinin niteliğinin değişmesi anlamına geliyordu. Mimarlığın değişim hızının artışı anlamına geliyordu. O sayede 20. yüzyıl başlarken artık mimarlıkta avantgard takımlar ortaya çıktılar ki her avantgard takımın bir biçimde dergilerle, medya ile ilişkisini düşünecek olursak aslında derginin bu niteliğiyle, medyum olma haliyle avantgard mesajın ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu da görebiliriz. Şimdi bugün geldiğimiz noktada da artık dijital mecraların dünyasında yaşıyoruz. Bu dijital mecraların dünyasında derginin geleceği ne olacak sorusu şöyle cevaplayayım, yaşamaya devam eder. Nasıl ki hala sözlü kültürde olduğu gibi, hala sözlü kültürde olduğu gibi mimarlık bilgisi üretmeye devam ediyoruz. Okullarda hala sözlü kültürle öğretim üyeleri öğrencilere açıklama yaparlar. Elinize kalemi alırsınız. Projelerinin üzerinden biliyorsunuz Mimar Sinan'da tashih, diğer okullarda da kritik verme denilen bir işi yaparsınız. Sonunda oturup dikkat edin, yarı söz, yarı beden deneyimiyle yaptığınız bir mimarlık bilgisi aktarımı. Bu ne demek? Hala antik Yunan dünyasındaki gibi hala çalıştığımız bir yer var. Öte tarafta hala dergi okuyoruz, hala kitap yayınlıyoruz. Dikkat ederseniz bir mecra öteki mecrayı öldürmüyor. Her mecra birbirlerine eklemlene eklemlene gidiyor. Yani kitap sözlüğe eklemlenerek gidiyor. Dergi çıktığı zaman kitap ölmüyor, dergi kitaba eklemleniyor. Bunların her birinin yeniden bilginin üretiminde bir tür iş bölümü yaptıklarını söylersem çok yanlış bir şey söylemiş olmam. Onun için dergilerin geleceği ne olacak? Daha küçük bir cebe sığınacaklar ve yaşamaya devam edecekler. Kitabın geleceği ne olacak? Kitabın geleceği de büyük ölçüde böyle gibi gözüküyor. O da giderek küçük ceplere sığınıyor. Artık Amerikan üniversiteleri söz gelimi MIT'nin kitap tirajlarına bakmaya başlasanız şaşkına dönebilirsiniz. 2000 basılan
Amerika'da mimarlık kitapları var. 2000 bir zamanlar Amerika'da 2000 kitap için bir ne diyelim ancak çok çok özel bir kitabı 2000 nüsha basardınız ama bugün 2000 nüsha olağan bir mimarlık kitabı miktarı olarak söz gelimi Amerikan üniversiteleri için normal 1500 hatta normal. Biz Türkiye'deki durumu çok ayrıksız zannediyoruz ama değil. Kitap baskı sayısı artıyor, başlık sayısı artıyor. Yani İtalya gibi ülkelerde bir yılda 1500 mimarlık kitabı yaklaşık olarak bildiğim kadarıyla yayınlanıyor başlık olarak. Ne diyelim ki bu epey bir miktar demek hiç kuşkusuz ama tiraj miktarları hiç kuşkusuz düşüyor. Dolayısıyla aynı şey dergilerin başına geliyor, bu geliyor. Bu dergileri giderek sponsorlu hale mi getiriyor? Getiriyor. Kitapları sponsorlu hale getiriyor mu? Dünyanın her yerinde kitapları sponsorlu hale getiriyor. Amerikan üniversite yayınlarını açarsınız, birinci sayfanın arkasında Graham Foundation of işte Culture ne bileyim gibi önemli Amerikan vakıflarının desteklerini görürsünüz. Onun desteğiyle basılmıştır diye. Çevirilerin içinde şu vakfın desteğiyle çeviriyi yaptık diye arkasında görürsünüz. Dolayısıyla giderek sponsorlu hale mi geliyor? Evet, sponsorlu hale geliyor. Kapitalist sisteme başka biçimde mi eklemlenmeye başlıyor? Başka bir biçimde eklemlenmeye başlıyor. Yani geçmişte kapitalist sisteme eklemlenme biçimi reklamla ve satış miktarıyla tanımlıyken artık reklamla ve satış miktarıyla tanımlanmıyor. Çünkü onlardan çok daha etkili reklam mecraları hiç kuşkusuz var ve dolayısıyla da kaçınılmaz olarak sponsorlu bir sisteme doğru gidiliyor. Bu Ardemento'da ne diyelim bu kadar rol oynamış birisi olarak kalkıp da şimdi dergiler bu hale geldi diye konuşmak utanç verici ama ne yazık ki dergilerin durumu dünyanın her yerinde bu kitabın durumu da böyle bir şey. Bu radikal bir biçimde mimarlık düşünme biçimimizi etkiliyor mu, tasarımı mı etkiliyor mu diyorsanız ki bana sorulmayan bir soru bu. Bunun çok radikal biçimde mimarlığı düşünme biçimimize etkilediğini şayet öyle bir soru gelirse söylemek isterim. Tasarımı değiştiriyor mu? Doğrudan doğruya tasarımın içeriğini değiştiriyor mu? Bence değiştiriyor. Yani bir zamanlar internet öncesi, dijital mecralar öncesi, sosyal mecralar öncesi dünyadaki tasarım yapma biçimi, yani derginin egemen olduğu dünyadaki tasarım yapma biçimleri başka bir şey ve mimarlığı düşünme biçimleri başka bir şey. Bugün artık dijital mecraların ki bu dijital mecralar deyince blogları falan kastediyorum zannedilmesin. Her türlü Twitter'da dahil olmak üzere hepsini kastediyorum. Bunların hepsinin mimarlığı düşünme biçimleri ya da mimarlığı düşündürtme biçimleri farklı. Dolayısıyla düşünce zaten beynimizle elimiz arasında vuku bulmuyor. Mecralarla beynimiz arasında vuku buluyor. Onun için mecraların değişimi hiç kuşkusuz mimarlığı düşünme biçimimizi de değiştiriyor. Nedir, nasıldır onun üzerine sonra konuşulursa sanıyorum ki böyle bir yoldan gitmek isterseniz konuşabiliriz ayrı mesele. Ama dergi için ağlanacak bir durumda olmadığımızı söyleyebilirim. Ama ağlamak gerekiyorsa bütün dünya topluca ağlamaya başlamalıdır diye düşünebiliriz. Çünkü bu gerçekten Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun değil. Bir sürü Amerikan dergisi artık yok. Fransız dergilerinin bazıları artık yok. Çıkmıyorlar böyle dergiler. Yok. Bazı Alman dergileri çoktan ortamdan silindiler, gittiler. Ardemento şanslı bile sayılabilir bence. Ardemento gerçekten Türkiye ortamı gerçekten de Ardemento'ya çok sahip çıktı gibi geliyor bana. Evet. Bu başka dergiler için bu kadar arkasından ağlayan, bu kadar çok seveni yoktu söz gelimi. Ne diyelim, Deutsche Bauzeitung'un bu kadar büyük bir seveni olduğunu hiç hatırlamıyorum. Architecture Record'un bu kadar çok seveni yoktu. Öldü gitti, ağlayan olmadı arkasından. Ama Ardemento ölmesin diye gerçekten Türkiye mimarlık ortamı ciddi bir biçimde bir destek verdi ki bu... üzülmek değil tam tersine Türkiye hesabına bence çok sevinmek gereken bir durum diye nitelendireceğim. Bence de çok motive edici bundan sonrası için en azından bizim adımıza çok motive edici bir adım oldu. Emre Bey aynı şeyi size sorarsak hani siz nasıl görüyorsunuz? Uğur Bey aslında güzel iyimser bir tablo çizdi. Siz nasıl görüyorsunuz?
Neyi? Dergilerin geleceğini özellikle. Valla şöyle, şimdi bir böyle tahmin edilebilir olan ve hakikaten de ne diyeyim, öngörülebilir olan şeyler var benim için geçerli olan. Bir de çok hızlı dönüşen ve ya bu kadar da olur muydu, bu kadar da çabuk bu iş tam düşünmediğimiz bir noktaya gidebilir miydi dediğimiz şeyler var. Dergi konusu biraz birinci gibi, bana birinciymiş gibi, birinciden yana şey yaparım. Yani evet, katılıyorum. Bu hikaye birbirini silerek değil, yani bu devinim, gelişim, evrim neyse, birbirini silerek değil, üst üste binerek gidiyor. Tabii bu arada kendisine başka bir mecra veya başka bir dışa vurum kanalı bulabilen veya bunu seçmeyi tercih eden bir takım kuruluşlar zaten yani yollarına dijital olarak devam ediyorlar diyelim ki, ya da başka bir yere geçerek devam ediyorlar. Ama bildiğim kadarıyla Arademento böyle eti kemiği olan ve başka da pek fazla da diğer mecralarda da var olmak gibi bir görüşü de olmayan bir dergi. Ya doğrusunu söylemek gerekirse Arademento'nun işte Türkiye'de benim bildiğim, tahmin ettiğim daha doğrusu, bu konuyu pek kimseyle çok fazla tartışmış değilimdir ama meraklıları vardır. İşte Tanyeli, tabii Tanyeli işte acaba bu ay neden bahsedecek diyenler olabilir. Kimi şey yapacak, hani şöyle bir kovanın içine sokup çıkartacak diye merak edenler olabilir. Veya çok sayıda olmasa da sanıyorum orada yayınlanan makalelerin böyle arkasını kollayan ve sürekli onları özleyerek o ayı geçiren insanlar olabilir. Zaten eğer hani 5000 kişiden söz ediyorsak, bilmiyorum ben anlamam o işten ama derginin yaşaması için 5000 kişi lazımsa, o 5000 kişi zaten bulunuyor diye biliyorum. Yok, yaşaması için daha fazlası lazım. Peki, gerçeği yani, 5000. Yani bilmiyorum ne kadar gerekiyor yaşaması için? Ya, en az bir 30 bin falan gerçekten ya, dergi kendi ayaklarının üstünde durabilir. Ama yani kendi ayakları üzerinde duran bir dergi var mı dünyada, onu da bilmiyorum. Bence yok. Yani bu demin konuşuldu ve Uğur Bey'in söylediği gibi bu artık sponsorlu bir sisteme geçti. Ha evet. O zaman yani bir sürü şey tartışılabilir. Artık dergiler ne kadar özgürdür, bilmem nedir falan filan. Hani her istediğini yazabilir mi? Arkası da sponsor olan bir dergiyle hiç kimseye imtina etmeyen veya hiç kimseye yüz vermeyen bir dergi aynı mıdır falan. Onlar tartışılabilir. Evet. Yani demin söz edilen vakıflar bile çünkü sponsor olarak bir takım çerçeveleri olan kuruluşlar. Yani orada artık belki her şeyi istediğiniz gibi konuşamayabilirsiniz. O bakımdan yani dergilerin geleceğinde böyle bir çerçeve, yeni bir çerçeve durumu var mıdır? Belki bunu konuşabiliriz. Anlamlı mı bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla bence de, yani ben işte geçtiğimiz ay Architecture Review'un 120. yılı sayısı vardı. Hakikaten o ilk şeyin, ilk derginin kapağı, içeriği falan, onları da böyle bir inceleme şansım oldu. Yani daha merak edip baktım. Çok zor bir iş olduğunu, yani büyük bir fedakarlık gerektirdiğini ve böyle işte yani kendi kendisini çevirmesi gibi bir durumu zaten dünyanın hiçbir yerinde pek de fazla olmadığını biliyorum. Mimarlar okurdu okumazdı meselesi de değil bu bence. Yani mimarlar okumuyor da doktorlar çok mu okuyor? Yani hiç zannetmiyorum. Yani avukatlar okumaktan bir helak mı oluyor? Öyle bir şey yok. Yani kitap da zaten işte belirli bir insan topluluğunun okuduğu bir şey. Şimdi Suha Üskan'ın hani bu dergi ve dijital ortam arasındaki farkla ilgili söylediği bir şey var. Belki buna değinilebilir. Yani derginin daha böyle kalıcı bir şey olduğunu, dijital medyanın ise daha uçucu bir şey olduğunu, daha geçici bir şey olduğunu söyledi yanlış anlamadıysam. Orası biraz tartışma götürür. Yani belki benim de dahil olduğum bir kuşak bunu böyle düşünüyor olabilir. Suha Üskan'ın kuşağı da zaten böyle düşünüyor olabilir de o geçicilik kalıcılık meselesi bugün
bizim sizlerin veya bizlerin hepimizin potansiyel alıcı olarak gördüğümüz takipçilerin genelde ait olduğu kuşak için çok da öyle olmayabilir. Yani mesela ben hatırlıyorum, çok tuhaf gelmişti ilk defa. Alparslan Ataman'la bir gün Uludağ Üniversitesi'ne gidiyoruz. Bir şey vardı yanında, çantasından çıkardı. Yanlış hatırlamıyorsam Domus dergisiydi. Birdenbire ben arabayı kullanıyorum, o da yanımda oturuyor. Haşır uşur bir sesler gelmeye başladı. Abi ne yapıyorsun falan dedim. Bak baktım yırtıyor dergiyi. Bayağı yırtıyor. Yırttı yırttı, dergide 6 sayfa kaldı, hiç unutmuyorum. Kapak ve 6 sayfa. Sonra öbürlerini bana doğru uzattı. Bunları at camdan, bunlar işe yaramaz dedi. Şimdi Alparslan mesela böyle biriktiriyor dergileri. Yani o, şimdi, işe yarar kısmı bu kadar diyor, öbürlerini atıyor. Çünkü o aslında çok değer veriyor ona. Gerçekten de onu böyle bir nesne olarak da elinde tutmak, istediği zaman böyle incecik tutarak almak ve ona da bakabilmek istiyor. Ama yani hani hadi şuradan bir dergi alayım da tuvalete gireyim şeyi var ya, böyle pırırt bakarsın falan, öyle değil. Kimisi öyle bakıyor. Kimisi de gerçekten böyle o medya, yani dijital medya tam da öyle geçici bir şeymiş gibi de gelmiyor bana. Çünkü isterseniz bir şeyin dibine kadar gidebiliyorsunuz dijital medyada da. Sonuna kadar bulabilirsiniz. Hatta acayip de bir dünya. Bunu hepimiz biliyoruz. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Çok da kullanışlı tarafları var. Ya ben mesela çok uzun bir zaman hakikaten dergileri dijital olarak, pardon, gazeteleri dijital olarak okumama gibi böyle bir kendi kendime bir şey de bulundum. Sonra olmadı yani. Dijital olarak okumak çok daha kolay. Ama hala dergileri nesne olarak mesela ben seviyorum, istiyorum, olsun, elimde dursun istiyorum. Bir aklıma gelen herhangi bir şey olduğu zaman açıp bakmak için hala ben de Suay Özkan gibi düşünüyorum. Yani elimde o dursun, kütüphanede dursun, bakayım diye. Ama pek çok insanın böyle düşünmediğini de biliyorum. Yani ben mesela ofisteki daha genç arkadaşlarla bunları konuştuğum zaman, yani ne diyor bu ihtiyar diye bakıyorlar muhtemelen. Yani öyle bir şey yok çünkü onlar için. Yani onlar da istediklerini buluyorlar. O kadar da derine inmek gibi bir dertte pek fazla olmuyor zaten. Daha böyle surfing durumu. Dergide surf yapamazsınız. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani dergide surf ancak yelpaze olarak kullanarak yapılır. Ama dijital medyada surf yapmak çok çok cazip bir şey. Genç, yani bugün yeni kuşaklar için böyle söyleyeyim. Bu durumda yani evet, dergiler bence yaşlanmış bir mecrayı ifade ediyor. Ama her yaşlanmış mecranın illaki hani hayatına son vermesi gerekmiyor. Evet, yani Tanyeli'nin tabiriyle daha küçük bir ceple idare etmek durumunda olacaklar. Burada belki gerçekten işte bu sponsor ilişkileri hakkında böyle ilginç bir tartışma olabilir. Yani bugün için söylemiyorum ama bu bence ilgi çekici bir durum. Ama ölmezler, iyi olanın ölmeyeceğini, ölmek istemeyenin daha doğrusu. Hı hı. Ve hayatına devam etmek isteyenin bunu becerebileceğini düşünüyorum. Yani Aradamento da herhalde. İçinde bulunduğumuz coğrafyada o kadar önemli ki pek çok, benim gibi pek çok insan için pek ölmez yani gördüğüm kadarıyla. Şimdi sizin söylediğiniz bir şeye ekleme yapmak istiyorum. Biz öğrencilere yönelik zaman zaman işte başvuru formları hazırlıyoruz yaz okullarına başvurmak için. Orada hobiler arasında dergi karıştırmak diye bir şey gözlemledik. Hani bunu ciddi birçok kişi de, hani yeni kuşak öyle dergi karıştırmak diye hobisi var mesela yeni kuşağın. Öyle bir yeni bir terminoloji gelişti. Şimdi sosyal medya ya da interaktif ortamlardaki aslında kontrolsüzlük diyeyim. Bazen dedikodulara neden oluyor, bazen kavgalara neden oluyor, bazen işte trolleniyor diyeyim, hani yanlış bilgilerle eleştiriliyor ve herkese açık kontrolsüz mecralar. Bazen de hani ya çok öyle bir şey geliyor ki ya buna cevap vermeye değmez dediğimiz şeyler oluyor. Ya belki de hani biz burada
işte dijital ortamın ya da sosyal medyanın yeni mecraların çok öne çıktığını düşünürken belki de bir dönem bu heyecan azalacak ve onların devri kapanacak ya da onlar da bir şeye dönüşmek zorunda kalacak. Çünkü 2000'lerin başında ben şeyi hatırlıyorum, sizler hep diyaloğa konuk oldunuz. İnsanlar nickname'lerle zorla giriyordu ve bakıyorduk 1000 kişi izliyor, 5 soru geliyor. Mesela yazmaya korkan bir kitle vardı. Ya da sahte isimle soru sorup karşısındakini sıkıştırmaya başladı insanlar. Biz peşine düşüyorduk. Acaba bu kim? Hani bu kim kimi niye sıkıştırıyor? Şimdi işin bir de orada bir cazip bir tarafı mı var? Acaba sosyal medya ve bu ortamlar birazcık mimarlık ortamında dedikodu, kavga, tartışma, böyle insanların ilgisini çeken ortamları yaratıyor mu? Ve bunlar bir tehlike yaratır mı? Ve sosyal medyanın değeri belki de bir dönem sonra düşer mi diye hepinize kısa kısa sormak istiyorum Süha Bey'den başlayarak. Bir de işe bu tarafından bakabilir miyiz? Oradan bakalım. Söylediğim gibi ben ArkNet'in kuruluşunda amacım Ahan Mimarlık Ödülü'nün kaynaklarını topluma mal etmekti. MIT'de bir milyon dolarlık bir proje geliştirildi. Her aşamasında kontrol var. Yani sanırsınız ki oraya giren herkes sapık, tamam mı? Herkes manyak, herkes onu bir şekilde kötüye kullanacak. Dedim ya yapmayın bunu. Yani oraya adamın girmiş olması bir şey bizim için. Ve biz bunu World Architecture Community'de yapmadık. Herkes girsin dedik. Editörümüz var, bir kişi. Editörümüz ilk 4-5 saat içinde bakıyor. İşin içinde ahlak dışı bir şey varsa, kişisel sataşma varsa ya da etik olmayan bir şey varsa atıyor. Onun dışında herkese açık. O kadar ki yani öğrenci hocasına kızıyor, projesini bize yolluyor. Orada değerlendiriliyor. Proje ilgi duydukça üst düzeylerde kalıyor. İlk 100 projede ödül kapsamına giriyor 4 ayda bir. Şimdi gerçekten bu sosyal yani açık medya içinden korkmamak lazım. Yeter ki bir kontrol mekanizması olsun. Yani gelmiyor mu? Çok manyakça şeyler geliyor oraya da. Ama bunlar hiçbir zaman toplum şeyine girmiyor. Yayınına girmiyor. Ve o nedenle çok başarılı. Mesela 2008 yılından 2011 yılına kadar World Architecture Community dünyanın en popüler şeyiydi. Web ortamıydı. Ama zaman içinde reklam almadığımız için ve almayacağımız için, almak istemediğimiz için daha profesyonel ortamlar bunun içine girdi ve şimdi ilk 5 içinde ama yine şey üst düzeyde, uluslararası ortamda. Bir şey çıkış yolu şöyle, Architectural Review dergisi biliyorsunuz çok etkin bir dergi. Onu ilk çıkaran Architectural Press ve onları satın alan grup sonra tekrar sattı. Bütün kitapları falan ayıkladılar. Bir tek dergi kaldı. Derginin de böyle anıt editörleri var. Sherman Cantacuzino, Peter Davy, Paul Finch gibi. En son Paul Finch döneminde bunlar World Architecture Forum diye başka bir ürün tasarladılar. Yani onu çoğunuz biliyorsunuz. World Architecture Forum'da para basıyorlar. Yani projenizi yolluyorsunuz $500, kapıdan giriyorsunuz €500, kapıdan giriyorsunuz bir €500 daha. Anlatabiliyor muyum? Projeniz orada sergileniyorsa zaten kapıdan gireceksiniz. Böyle bir şey. Ama etkin. Yani hem web sitesi olarak etkin, hem mimarlığı bir şekilde geçerliliğini saptama açısından etkin. Daha ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama bana bir 3 dakika daha verirseniz. Tabii ki var. Şu dünyadaki dergileri bir anlatayım. Yani çok kötü durumda değiliz. Onu söylemek istiyorum. Şimdi en iyi durumda olanları söyleyeyim size. Japan Architect, Space Plus Design ve A Plus U. Tam tirajlarını bilmiyorum ama Fumihiko Maki'ye sorduğuma göre hepsi 100.000'in üzerinde. Biliyor musun? Leblebi gibi satan dergiler. Hiçbir sorun yok. Buna karşı Mısır'da yıllarca giden ve öğrencileri hedefleyen 5 Mısır pound'una yani bizim parayla 2,5 liraya satılan Alemel Bina dergisi uzun süre bir mimarın ofisinden kaynaklandı.
bir bakıma bizim Arkitekt dergisi gibi adam rahmetli olunca kapandı gitti. Suudi Arabistan'da Elbina diye bir dergi var. Çok çok şık üretilmiş bir dergi. Müthiş pahalı. Pahalı derken bedava dağıtılıyor. Ama üretimi pahalı. Ama çok ciddi bir şekilde sponsor edildiği için kredibilitesi yok. Yani başında eli sopalı Uğur Tanyeli yok. Bu olur bu olmaz diyen. Yani çünkü editorial standartlar çok çok önemli. Yani neyi basıyorsunuz neyi basmıyorsunuz. Bakın Architectural Review dergisi yıllarca, 10 yıllarca Zaha Hadid'in bir tek projesini basmadı. Düşünebiliyor musunuz? Yani İngiliz Mimarlık Dergisi'nin öyle bir mimarın projesini basmamasını. Nedenlerini ben biliyorum ama şimdi dedikoduya girmeyelim. Girelim. Hindistan'da niye girmeyelim? Hindistan'da Architecture and Design dergisi var. Yıllardır süren bir dergi. Editorial standartları ve entelektüel seviyesi çok çok yüksek. Yürüyor. Başında çok ciddi sponsorları vardı. Sonunda kendi kendilerine ayağa kalktılar. Gidiyorlar ve profesyonel bir dergi. Pakistan'da Architimes var. Architimes yine bir kişinin şeyi, tek kişilik orkestranın dergisi. Çok nitelikli ama Pakistan'da ne oluyor ne bitiyor'yu oradan öğrenebiliyorsunuz. Dünyada ne bittiğini de Pakistanlılar oradan öğreniyor. Daha çok şey tabloid formatında yani yarım gazete formatında çok ciddi bir kağıda basılmış, parlak kağıda basılmış bir dergi. Onu da bir boya firması ciddi bir şekilde şey yapıyor, destekliyor. Ama esas enerji yani parayı yiyen biliyorsunuz editorial şey, insan gücü, düşünce. Onlar bir şekilde bedava geliyor. Kore'de Space dergisi var. O da 50 binin üzerinde basan çok nitelikli bir dergi. İtalya zaten biliyorsunuz Domus, Casabella ve Giancarlo De Carlo'nun Space dergisiyle sürekli olarak mimarlık gündemini oluşturulmuş bir ülke. Tamam mı? Şimdi dönelim bize. Şeyleri bırakıyorum. Ev kadınlarını cilalamaya yönelik dergiler var. Bence çok iyi niyetli dergiler. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama temelinde ürün ve ambiyans satan dergiler. Onları çıkarıyorum bir yana. Bakın. Mimarlık dergisi var. Mimarlar Odası'nın. Mimarlar Odası'nın şubelerinin dergileri var. Benim bildiğim Antep, Kıbrıs ve Kayseri Bursa. Var. Kayseri'de var. Kayseri. Çok nitelikli dergiler çıkarıyor. Bakın bir anda Mimarlar Odası'ndan 5 dergi çıkarıyoruz. Ondan sonra Aradamento Mimarlık var. Bu arada var. Mimarlar Odası'nın dergisi en yüksek tirajlı mimarlık dergisi. Evet. O, tabii üyelere bedava evet. Gittiği için önemli. Ama parasını ödemeyenlere gitmiyor. Güzel. Aradamento Mimarlık var. Bence bir anıt. Yani burada işte yapıcıları, koruyucuları. 300 sayı zor değil. Kolay değil. Aynı şekilde Yapı Dergisi, o da Doğan Hasol'un bir anıt şeyi. O da format değiştirdi vesaire ama o da gümbür gümbür gidiyor. Ama onun arkasında bir kurum var. Yani yapı endüstrisi var. O var. Sonra Serbest Mimarlar Derneği'nin Mimar Dergisi var. Nitelikli bir dergi. Doğrudan doğruya projeleri ve yarışmaları yüceltiyor. 21 dergisi var. Biz başladık. Gücümüz yetmedi. Devretmek zorunda kaldık. Farklı bir niteliğe büründü ama bir mimarlık dergisi. İyi niyet var içinde, sevgi var, ortam yaratan bir dergi. Sonra ara sıra rastlıyorum. Konsept ve Proje dergisi var. O da nitelikli editorial şeyleri. Şimdi bir ağızda 7 tane dergiden bahsediyoruz biz. Çoğunlukla ortalama aylık Türkiye'de. Yani üzülecek hiçbir şey yok. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nde Progressive Architecture yaşayamadı. Progressive Architecture kapanırken bütün arşivlerini Architectural Record'a verdi. O çünkü McGraw-Hill şeyi, dergisi ve bay bay dedi gitti. Dolayısıyla medyamız iyi. Bir kapı açacağım olay, acaba yani sizlere, bizden de ne isterseniz yaparız. Architectural Review'un yaptığı gibi bir kapı açabilir misiniz? Yani Architectural Review'u EMAP satın aldığında bu World Architecture Festival'ı başlattı. O festivalde şey çok önemliydi. Ben 2 defa onların süper jürisinde görev aldım. Set ettikleri standartlar çok çok üstündü. Yani o da Paul Finch'in
koyduğu bir şey. Paul Finch de zaten dergiyi bıraktı. Bir de orada Architects Journal var. O da iyi bir dergidir. Onun da başında uzun süre yarı Türk bir genç vardı. Çok çok nitelikli. Roddy Olcayto. O da bambaşka bir oluşuma gitti. Yani sonuç olarak elbette sorunlarınız var. Bunlar sağlık sorunu değil de finans sorunları olsun diyorum. Size iyi dileklerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz. Yani bu iyimser yaklaşımlar çok motive edici oluyor tabii ki. Uğur Bey, o zaman size söz verirsem aslında şeyde kalmıştık. Bu sosyal medyanın ya da işte yeni medyanın daha böyle dedikoduya ya da olumsuz şeylere de açık olan ya da daha light haber diyeceğimiz düzeyle ilgili endişelerimizin olduğu ortamlar nedeniyle bir süre sonra acaba gerileyebilir mi ya da değişebilir mi? Hani biz ondan aslında belki de boşuna korkuyoruz. Belki de sadece eğlence için bile düşünebiliriz. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda? Vallahi geleceğe ilişkin bir şey söylemek çok zor. O ancak kehanet olur ama öngörülebilir bir gelecekte dijital mecraların ortadan kalkacaklarını söyleyemem. Hatta tam tersine bütün artık düşünme süreçlerimiz, biraz önce onu söylemiştim, değişiyor. Sadece o değişmiyor. Biraz önce konuştuğumuz şeyde ahlak normlarımız, mesleki ahlak normlarımız bile dijital mecra sayesinde değişiyor. Şimdi şöyle bir en basit örnekten başlayarak örnekleyeyim. Her zaman mimarlar dedikodu yaparlardı. Yani benim gençliğimde dijital mecra yoktu. Hiç kimse de dergilere kalkıp da atıyorum Doğan Tekel'e aleyhinde yazı yazmazdı. Ama diyelim ki Doğan Tekel'e aleyhinde herkes konuşurdu. Yani bu Doğan Tekel'i yanlış anlaşılmasın, Doğan Bey'in aleyhinde konuşulurdu deyince sanki Doğan Bey'in aleyhinde konuşulurdu. Soyadını atla, Doğan Bey'di. Dolayısıyla herkesin aleyhinde konuşulurdu. Sorun şu, bu yazılmazdı. Gayet basit. Şimdi sosyal medya sayesinde herkese aklınıza geleni söyleye saydırma şansına sahipsiniz. Dünyanın pek çok yerinde de mahkemeye falan veremezsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde birisine düpedüz hakaret edersiniz neredeyse. Kolay kolay mahkemeye verilemez. Birisi hakkında fikrinizi söylüyorsunuz dersiniz ve geçer. Dolayısıyla bu ahlaki normları değiştiriyor mu dersek, ahlaki normları değiştiriyor. Bir kere artık eskisi gibi bunların dile getirilmesini engelleyen medyatik bariyerler yok. Dolayısıyla sistem seçme yapmıyor. Tıpkı bir zamanlar dedikodunun seçmesinin söz konusu olmadığı gibi. Dolayısıyla dijital mecralar en genelde, ahlaki tarafını bir yana bırakayım, en genelde eleme mekanizmaları olmayan mecralardır. Yani niteliksel değerlendirme yapmazlar. Dünyanın en kötü mimarı olabilirsiniz. Bütün eserlerinizi oraya dijital mecraya yüklersiniz. Herkes de gider bakar. Ama geçmişte dergi çağında olduğu zaman, bu elinize geldiği zaman bu saçma sapan şeyler yayınlanır mı deyip bunu dünyanın her yerinde en kötü editörler bile biraz daha dikkatli, biraz daha az dikkatli ama elerlerdi. Bu eleme mekanizmalarının olmadığı bir dünyaya doğru gittiğimize işaret ediyor. Olumsuz mu? Hayır, hiçbir olumsuzluğu bence yok. Normları değiştirmemiz gerekiyor. Eski ahlaki normlar artık geçmiyorlar. Eskiden dediğim gibi kulağına yaptığınız dedikoduyu şimdi açık olarak yapıyorsunuz. Dedikodunun niteliğini mi değiştiriyor diyorsak, evet, dedikodunun da niteliği değişiyor. Hiç tereddüdümüz olmasın. Bundan rahatsız olur muyum? Bana yapıldığı zaman tabii ki rahatsız olurum, ayrı mesele. Ama sorun şu ki yapılır. Bunun hiçbir biçimde engellenebilir olduğuna, Türkiye'de sevildiği biçimde yasaklamalarla bunların engellenebileceğini hiç sanmıyorum. Bence yasaklanmasının da anlamlı olduğunu da sanmıyorum doğrusu. Çünkü dijital mecranın doğasına aykırı. Ama asıl mesele, asıl ahlaki değişim şunu yapıyor. İntihalin ve kopyanın ve taklidin önündeki bariyerleri ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bugünün dünyasında herkes çok iyi bilir ki üniversitelerde bir ödev verirsiniz. Öğrenciler anında internete girerler ve oradan indirirler, kompoze ederler. Dolayısıyla Türkiye'deki üniversitelerde bile artık var. Önünüze geldiği zaman hemen o programa yerleştiriyorsunuz ödevi ve nereden, yüzde kaç çalmış onu görme imkanına sahipsiniz. Dikkat edin, dijital mecra hem çalma imkanını verir hem de çalmayı takip etme imkanı verir. Giderek ne oluyor diye soruyorsanız, bence giderek
eski dünyanın sahip olduğu copyright imkanlarını ortadan kaldırıyor. Artık copyright sistemi eskisi gibi çalışmadığını herhalde herkes biliyor artık. Kolay kolay o sistem, müelliflik sistemi erken modern dünyada 15. yüzyıldan 21. yüzyıla kadarki aralıkta ortaya çıkan müelliflik sistemi artık çalışmıyor. Dolayısıyla herkes herkesten her şeyi çalabilir oluyor. Bu doğrultuda bir örnek vereyim, iki örnek vereyim. Bir tanesi doğrudan doğruya benim yaptığım, ben öğrencilere sınav yaptığım zaman bütün dijital mecralar açık diye tanımlarım ve öğrenciler istedikleri gibi, istedikleri kadar girsinler ve dijital mecradan indirsinler. Bunun sonucunda ne oluyor diyorsanız, bu Türkiye'ye ilişkin bir değerlendirme merak ediyorsanız, öğrencilerin %90'ı benim anlattıklarımı not tuttuklarından bana anlatırlar, internete falan girmezler. Dolayısıyla sanıldığı gibi Türkiye dijital mecraları kullanmakta şahane bir ülke falan değil, ama anlatmaya çalıştığım şey, dikkat edin, öğrenciye ben çalın arkadaşlar diyorum. Çalın. Lütfen girin internetten. Bilgi, başka bir yerde var olan bir bilgiyi almanızdan doğal ne olabilir ki? Bilgi sürekli olarak her birimizin bireysel olarak ürettiği bir şey değil ki. Bilgi bir toplumsallığın içinde var olan bir şey ve o toplumsallığın içinden her birimiz kendi bilgi üretimlerimizi gerçekleştiririz ve bu gerçeği dikkate almak suretiyle dolayısıyla dijital mecrayı kullanıyorlarsa helal olsun, ama ne yazık ki söyleyeyim, kullanamıyorlar. Ondan sonra ikinci örneği vereyim, o daha ilginç. İçinde bulunduğum bir üniversitede, sayısız üniversitede bulunduğum için hangisi olduğunu söylemeyeyim, şunu örnek vereyim. Üçüncü projeyi yaptırırken arkadaşlar şöyle bir şey düşündüler. Öğrencilere bir öğrenci yurdu yaptıralım. Ama öğrenci yurdunu hiç kimse kendisi tasarlamasın. Herkes öğrenci yurdunu oluşturan bileşenleri internete girsin ve çalsın. Sonra o çaldığı birbirinden farklı bileşenlerden yeni bir kompozisyon yapsın. Ama cephesini, atıyorum, şu elemanını şuradan çalsın, saçağını buradan çalsın. Bunu niye yaptık? Öğrencileri ahlaksızlığa teşvik etmek gibi bir niyetimiz yoktu. Anlatmaya çalıştığımız öğrencilere tasarım bilgisinin de imgelerin aktarımının da bugünün dünyasında son derece olağan olduğudur. İmgelerin aktarımı dediğimiz şey 15. yüzyılda ilk resimli kitabı bastığınız noktadan başlayarak mimarlar imgeleri aktarırlar ve çalarlar. Bunun yaklaşık demek ki 600 yıllık neredeyse bir geçmişi var. Bu gerçeği görmek suretiyle tasarım problematiğine bakmak akıllıca mı? Bence çok akıllıca bir projeydi. Hiçbir yerde elde etmediğimiz kadar iyi sonuçlar elde ettiğimizi söyleyeyim. Ortaya çıkan projeler, hiçbiri sonuçta ortaya çıkan ürünler çalıntı olmadı. Çünkü odanın planını başka yerden aldılar, cephesini başka yerden, merdivenini başka yerden aldılar, yurdun ne diyelim çalışma salonunu başka bir yerden aldılar ve ortaya çıkan şey, gerçekten de tasarımı böyle mi yapıyoruz sorusunu kendimize soralım. Her gün yepyeni, sıfırdan, neredeyse epistemolojik bir vakumdan hareketle hiçbirimiz tasarım yapmayız. Yok öyle bir tasarım yapma imkanı. Hiç kimse tarafından akla gelmemiş bir şeyi bir zihin yoktan var edecek. Böyle bir zihin daha ben bugüne kadar görmedim. Bütün zihinler bir biçimde yapılmışlar üzerinden yapar, düşünülmüşler üzerinden düşünür, konuşulmuşlar üzerinden konuşuruz. Başka bir aracımız yok. Bilgi yoksa her birimizin bireysel sınırlarıyla tanımlı olurdu. Dolayısıyla dijital mecralar ne yapıyor dersek, dijital mecralar bunun artık olağan hale geldiği bir dünyaya işaret ediyorlar. Buna ilişkin ahlaki normlar olacak mı? Ahlaki normlar olacak, ama eski ahlaki normlar geçemezler. Eskiden de çalar mıydık? Çalardık. Nasıl çalardı insanlar? Dipnot verirken de çalarsınız bir biçimde. Yani Ahmet'ten aldığınızı aynen Ahmet'teki cümlelerle değil de anladığınızı yan tarafa geçirdiğiniz zaman da çalıyorsunuz. Başka bir çalma biçimi var mı? Bir ödev yapmayı önerdiğim zaman birisine, sıfırdan başlayarak bana oturup ne diyelim Kahire'de güncel mimarlık diye ödev yapmadığını herhalde kestirebiliriz. Bir biçimde bir yerlerden alıyor. Ama bu gerçeği bilmek suretiyle ne diyelim davranırsak, mesleki etiği, hatta epistemik sistemin radikal değişimini de görmüş oluruz. Radikal bir değişim yaşıyor bu. Evet, çok radikal bir değişim yaşıyor.
Onun bence sıkıntılarını çekiyoruz. İşte onun için sınav yaparken çocukların cep telefonlarını bile toplayan hocalar var. Türkiye'de de dünyada da toplarlar. Çok yaygın bir biçimde toplanır. Dediğim gibi ben toplamam. Çünkü o gerçeği ne diyelim veri olarak alacak şekilde sorumu sorarım. Dikkat edin, öğrenciyi ayar vermek suretiyle değil, kendi sorumun niteliğini değiştirmek suretiyle, aynen bir yerden alamasın diye sorarım zaten. İstediği kadar çatlasın, aynen yürütemez bir başka internet mecrasından benim sorduğum sorunun cevabını. Şimdi bu epistemik değişimi dikkate almak demek. Hepimiz sonunda istesek de istemesek de bunu dikkate alıyoruz zaten. Sadece biraz daha çok direnenlerimiz vardır, biraz daha az direnenlerimiz vardır ama hepimiz kaçınılmaz olarak bunu yaparız. Onun için bu tür değişimlerden bir rahatsızlık duymadığımı söyleyeyim. Küçücük bir şey daha ekleyeyim. Bu bana hep önemli gibi gelir. Öğrencileri gözlediğim için bunu özellikle söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim, giderek tırmanan bir biçimde dijital mecra dünyasında öğrencinin algılama hızı artıyor, algılama sürekliliği düşüyor. Bu önemli bir mesele. Ne demek bu? Yapılan hesaplamalara göre 10 dakikadan daha uzun bir videoyu, söz gelimi derste gösterirseniz izleyemezler. 11. dakikada fıtırdamaya başlarlar. Bu hesaplanmış bir şey, söz gelimi. Şimdi benim kuşağıma 2,5 saatlik bir filmi gösterirdiniz ve biz büyük bir keyifle bunu izlerdik. Yavaş algılardık. Filmler de öyleydiler. Bunu şimdiki kuşaklar hatırlamayacaklar. 1950'li filmlerin işlemediğini düşünürsünüz bugün seyretseniz neredeyse. Film bir türlü akmaz. Neredeyse birisi size defalarca vurgulaya vurgulaya anlatır. Şimdi öyle filmler biliyorsunuz yapılmıyor. Ama buna karşılık algılama işte yani hızının artması algılama sürekliliğini hırpalıyor. Bu başka bir biçimde dersi yapmak zorunda olmanız demektir. İşte metninizi yazarken böyle yazmak zorundasınız demektir. Bunların hepsi şu anda da zaten bence uzatmayayım. Mimarlık dünyasındaki uzanımları yavaş yavaş gözüküyor. Daha da belirgin bir biçimde gözükecek ve alanı daha da radikal biçimde hiç tereddütsüz değiştirecek. Okullar artık eskisi gibi olamayacaklarını söylemem herhalde kehanet falan değil. Olamazlar bu koşullarda başka türlü. İşte çalmayalım arkadaşlar, olamaz. Ne diyelim, eski müelliflik örüntüleri artık devam edemez. Bunların hepsini zaman zaman giderek daha başka bir biçimde, geleneksel dünyadakinden farklı bir biçimde anonimleşen bir bilgi alanına doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. Yani anonimitenin tırmandığı, öznenin ve eliflik rolünün ikinci plana düştüğü bir dünyaya doğru sanki ilerliyoruz bu. Ama müellif taş çatlasın 500 yıllık bir dünya tarihinin içinde yer tutuyor zaten olup olacağı 500 yıl. Bütün bu yüce mimarlar, sıfırdan başlayarak yarattığını sandığımız tasarımcılar, yazarlar, düşünürler hepsi 500 yıllık bir aralığın içine sığıyorlar. Gelecek diye başka bir biçimde düşünüleceğini söylemek bence hiç şaşırtıcı değil. Yani nasıl ki artık 3 ciltlik Savaş ve Barış'ı okuyan adam kalmadıysa ama benim kuşağım büyük bir keyifle okuyorduysa her alanda bunun değişeceğini öngörmek zor değil bence. O zaman Emre Bey, size de çok kısa aynı konuyu soracağım. Siz de tabii aslında bizim camiamız içinde çok belki medyatik bir isimsiniz. Hani star mimar dediğimiz mimarsınız ve hani yaptığınız işlerle çok gündemdesiniz. Size olumsuz yansımaları oluyor mu? Mesela siz o konuda rahatsız olduğunuz ya da hani ya bu işin şeyi böyle devam etmez dediğiniz noktalar var mı? Yani rahatsızlık duymamak mümkün değil tabii ki. Yani bunu ben hiç rahatsız olmuyorum demek için yani hayli kaşarlanmış olmak lazım. Yani epey olmama rağmen o kadar değilim. Yani bu böyle devam etmez falan demiyorum. Tam tersine bu böyle sürecek. Yani nasıl ki ahlak normlarını yeniden, bu anlamdaki ahlak normlarını yeniden kurgulamak gerekiyorsa
işte ödev normlarını yeniden kurgulamak gerekiyorsa, öğretim biçimlerini yeniden kurgulamak gerekiyorsa, bu yani bu tür bir mecranın sizin hayatınız içindeki rolüyle ilgili de, yani böyle her söylenene de fazla takılmamak gerekiyor. Böyle yani o demin sözünü ettiğin diyalogtu değil mi? Arkitera'da yaptığımız. Yani o zaman mesela hatırlıyorum, epeyce böyle üstümüze geliniyordu falan, evet, bir sürü şey vardı. Orada böyle ufacık kelimeleri bile çok ciddiye alıyorduk. Çok. Şimdi o zamandan bu zamana bayağı bir hani nasırlandık diyelim bir sürü konuda. Ama hala tabii ki insan, insanoğlu böyle bir şeydir. Kendisi hakkında söylenen şeyi bir yere kadar duymazlıktan gelebilir. Öte yandan şey de var tabii, yani ilginç bir şekilde sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında da görüyorum ki işte biraz böyle yaptıkları kendi alanlarında olan insanlara göre biraz daha fazla takip edilen herkes ya çok övülebiliyor, böyle kendi bile şaşırıyor. Yani bana da oluyor bazen, bazı konularda o kadar çok övgü oluyor ki yani böyle hani başka birisini övüyorlarmış gibi geliyor. Ya da yerin dibine sokulabiliyor. Yani her türlü lafta söyleniyor. Yani ağza gelmeyecek, yani kimsenin aklına gelmeyecek şeyler de söyleniyor. Bazen ben böyle içimden şey geliyor. Ulan şunu bir kıstırayım, bulayım da şöyle bir birebir şöyle bir konuşalım. Hani şu nickname'in arkasındaki, genellikle hep böyle hani erkekmiş gibi geliyor bana. Hani şöyle bir güzel bir kavga edeyim gibi geliyor bazen, açık söyleyeyim. Hani böyle o şeye geldiğim oluyor, o raddeye geldiğim oluyor bazen. Çok yani, senede bir iki defa. ama yani onun dışında yani bütün söylenenleri taksaydık herhalde bir tek bununla birlikte yatar kalkardık. Yani şunu da yavaş yavaş şöyle olmaya başladı. Yaptığımız iş evet çok önemli, çok seviyoruz falan filan, çok önemsiyoruz işte. Çok da böyle üstüne titreyerek yapıyoruz. Ama bir noktadan sonra da şunu da düşünmek gerekiyor. Yani dünyada mimarlık projelerinden falan oluşmuyor. Bir sürü şey oluyor çevremizde ve hakikaten bazen öyle şeyler oluyor ki size söylenen bir lafın ağırlığı gözyaşları içinde kalabiliyor. O yüzden yani onu düşünmüyorsunuz bile. Çok daha ağır günler geçirmekte olduğumuzu herhalde söylemeye gerek yok. Yani bir yerden sonra da size söylenenler fazla önemli olmuyor. Ama dijital medya, bu dünya olur olmaz küfür de eder, olur olmaz över de. Yani ne bileyim işte oluyor, biz de görüyoruz, takip ediyoruz, takip etmiyor değiliz. İşte bazen benim veya bizim ofisimizin yaptığı bir iş veya karakteriyle ilgili hakikaten akla gelmeyecek güzel şeyler. Yani güzel mi? O kadar yani akla gelmeyecek olunca o kadar da güzel olmuyor. Böyle şaşırtıcı derecede olumlu veya ne bileyim yüceltici şeyler olabiliyor. Bazen de yani ya bunu da nasıl, bu nereden çıkarmış acaba falan dediğiniz şeyler. Bu böyle olmaya da devam edecek. Bunun bir normunun, yani bu bir norm. Bunun bir önceki döneme göre düşünülmesinin de ancak, yani işte sponsor kabul etmeyen, daha doğrusu reklam kabul etmeyen, müthiş bir editoryal filtre kullanan Suha Özkan gibi, World Architectural Community gibi bence hiç de içinde bulunduğu o büyük mecranın gerçek bir bileşeni olmayan, ben gerçek görmüyorum VAC'yi, yani bu gerçek değil bence orada, hani şey böyle boyalı kuş gibi bir şey, anlatabiliyor muyum? Yani olmadık bir şey. Onun gibi çok az var. Yani onun dışında dijital dünya öyle bir dünya değil. Dijital dünya çok sert bir dünya. Çok şeysiz bir dünya. Yani ortalama olarak çok niteliksiz bir dünya. Bunu söylemek lazım. Yani çünkü editoryal bir filtrenin olmadığı herhangi bir yerin nitelikli olmasını beklemek yani çok naif bir şey. Ya bu beklenti içinde olmak da tuhaf. Yani bazen mesela bana bir şey diyenler oluyor. Yani bunu mahkemeye versene, bunu böyle yapsana. Yani dalga mı geçiyorsunuz? Ne kadar uğraşılabilir ki onunla? Yani ben
yaptığım ve böyle ilk defa hayatımda ödül aldığım bir yapının üstüne kat çıktılar. Onu da mahkemeye veremedim. Yani brüt beton bir yapı yaptım. Üstüne alüminyum kukulata taktılar. Gene şey yani biraz da bunlara açık olmak lazım. Yani bu dünyanın içinde yani ama karşıma gelirse o ayrı bir konu. O zaman onu affetmem. O ayrı bir konu. Şimdi dedikodu dedik ya öyle bitireyim istiyorum. Bir sabah uyandık. O zaman Ankara'da yaşıyoruz. Eşim daha meraklı bu medyaya, okumaya vesaire. Ben o kadar meraklı değilim. Yani ciddi medya girişimlerim falan var ama hakikaten çok böyle izleyen biri değilim. Dedi ki ya çok dedi şey kritik bir şey var. Bir makale var bir şeyde web sitesinde. İşte Emre'ye hakaret ediyor dedi. Ben okumadım tabii. Hemen şeyle SMS'le Emre dedim şu şeyde web sitesinde senden ilgili bir şey var dedim. 15 dakika geçmedi. Emre dedi ki abi başlıkta ben varım ama hakaret sana dedi. Okudum falan hakikaten şey yani böyle ikinci sınıf mimarlık düzeyinde yani ikinci sınıf derken bir artı iki üç gidiyor öyle yani ikinci mevki değil. Düzeyinde bir mimarlık bilgisinden kaynaklanan bir yazı. Fakat yazıda ciddi eleştirmen diyor ki işte şeyde mimarlık literatüründeki en önemli olaylardan biri şeyde yukarı Mısır'daki Kraliçe Hatshepsut şeyidir. Tapınağıdır. Ondan sonra bir satır sonra Türkiye'de mimarlığın başına gelen en kötü şey Suha Özkan'dır diyor. Tamam mı? Çok hoşuma gitti. Yani Kraliçe Hatshepsut'la bir cümle sonra anılmak. Şimdi ne yapacaksınız? Yani bunu zamana bırakacaksınız. Okur de şey yapacak. Yani o kişiyi de çok iyi tanıyorum. Üstelik de seviyorum. Yani o ayrı hikaye. Arkadaşlar dediler ki ya o kadar şey içindeyiz. Saldıra saldıra Emre ile Suha'yı mı buldun dediler yani. Öylece bitti. Yani yapacak hiçbir şey yok. Yani ortam içinde. Yeter ki biz kötü bir şey yapmayalım. Yani yoksa medyanın kontrol edilecek hiçbir tarafı yok. Yani şu anda bakın televizyon kanallarına, gazetelere yani %95'i yalaka. Yani neye inanacaksınız? Böylece zaman geçiyor. Teşekkürler. Acaba konuklarımızdan sorusu olan var mı? Bir dönelim. Hiç yok galiba. Arkada bir el görüyorum ama. Gel sana mikrofon vereyim. Merhaba, adım Gülay Özkan. Ben mimar değilim. Önce onu söyleyeyim. Şimdi bu kadar kolektif bilginin, kolektif yaşamın çok konuşulduğu bir çağda acaba bir mimari tasarımın ki eşittir bir yaşam biçimi belirlemenin de bir kolektif hale dönüşme ihtimali var mı sizce? Uğur Bey biraz bahsetti. Öncelikle ona sormak istiyorum ama herkes cevap verirse sevinirim. Tam olarak sorunuzu anlamadım bu kolektif. Şimdi yeni medyadan bahsediyorsak böyle çoklu bir bilgi oluşturma, bir aklın toplam bir aklın oluşturma konusu var. Yani bu önceki yıllara göre belki 50-100 yıl önceye göre çok daha etkin biçimde yapıyor. Çünkü teknolojinin en temeldeki getirdiği şey ölçekli bir şekilde. Mesela biz burada diyelim ki 50 kişi sizi dinliyoruz ama buraya bir kamera koyduğumuzda bu 1 milyon kişiye ulaşabiliyor. Şimdi bütün bu siz şeyden bahsettiniz. Bizim mimar olarak bizim düşünce biçimlerimizi, iş yapış şekillerimizi hatta tasarımlarımızı değiştiriyor. Peki bu mesela ben tamamen mimarın dışından bir insan olarak bir herhangi bir yapının tek bir kişi tarafından karar verilmesi ki o bir yaşam biçimi belirliyor aynı zamanda. Biraz şaşırıyorum nasıl oluyor da bu böyle kolektif, mesela 10 kişilik bir ekim bu tasarıma, bu yaşam biçimine karar vermiyor diye. Ben açıkçası dışarıdan biraz şaşırıyorum buna. Acaba bu yeni çağda yani bu kadar kolektifliğin daha etkin olarak araçlarının çıktığı bir çağda mimarlar belki de
artık daha kolektif bir şekilde çalışıp yeni tasarımlar, yeni yaşam biçimleri ortaya çıkma ihtimali var mı? Şöyle çok kabaca özetleyeyim, bu epey üzerinde durulmuş bir konu mimarlık bağlamında, dolayısıyla benim söyleyeceğim hiçbir şey çok da yeni olmayacak. Ama şöyle kabaca özetleyeyim, giderek öznenin öldüğü çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu zaten kabaca bu sözünü ettiğiniz bir mimarın neredeyse kararıyla biçimlenmiş bir yapı ve fiziksel çevre tahayyülü, mimarın neredeyse dünyayı biçimleyen bir tür yarı tanrı gibi tahayyül edilme hali 15. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna kadarki aralığı tanımlayan bir meseledir. Ondan sonraki dönemde zaten artık bu böyle bir mimar tahayyülüyle devam edemeyeceğimizi zaten biliyoruz. Bu epey söylenmiş de bir şey. Böylesine eline kalemi alacak ya da bilgisayarını alacak ve dünyayı biçimleyecek. Zahadit gelecek ve Kartal'ın bütününe kararlar verecek ve hepimiz de zahadit yaptı diye susacağız, oturacağız söz gelimi. Böyle bir mimar tahayyülü artık yok. Böyle bir mimarlık yapılmıyor zaten. Mimarlık hiçbir çağda böyle yapılmıyordu. Mimarlık her zaman bir toplumsallığın içinde yapılır. Yani mimar bunların içindeki aktörlerden sadece bir tanesi. Sayısız aktör var. Bir bina yaparken müteahhitinizin, yatırımcınızın kararlarının dışında biçimlendirildiğini mi düşünüyoruz? Böyle bir imkan var mı? Böyle bir yatırımcı ben daha hayatımda duymadım. Böyle bir ne diyelim müteahhit duymadım. Sürekli olarak çeşitli aktörlerin itişmeleriyle, bazen kavga niteliğinde, bazen uyuşmalarıyla, sonunda bir orta noktada buluşma suretiyle mümkün olan bir iştir mimarlık. Onun için bu gerçeği artık görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir endişemiz yok. Sorun hala bu dünyada sanki böyle bir yüce tanrı modelinde yapılmış, bu tanrı modelinde yapıldığını palavradan söylemiyorum, gerçekten mimarın tanrının daha doğrusu mimar olarak resmedildiği ortaçağ Avrupa resimleri vardır. Elinde bir pergelle tanrı dünyayı biçimlerken resmedildiği örnekler var. Dolayısıyla bu o noktadan başlayarak mimarın bir tür yüce varlık olduğunu, işte epistemik bir bakımda yaratıcılık gösterdiğini düşünmeye alıştık. Şimdi bugün böyle düşünmediğini, bir yaratıcı olmadığını, bu anlamda bir yaratıcılığın zaten mümkün olmadığını, yaratıcılık olarak adlandırdığımız şeyin artık bir tür erken modern mitoloji olduğunu, bunların hepsini biliyoruz. Onun için böyle bir mimar tahayyülü sanıyorum her yerde Türkiye'dekinden daha çok aşındı. Türkiye'de işin ilginç tarafı, belki de çok gecikerek kurulduğu için bu mitoloji daha az aşınmış gibi gözüküyor. Yoksa dünyada epey aşınmış bir mitolojiden. Bu mimarın rolü küçüktür anlamına gelmiyor. Sadece mimarın toplumun bütün üyeleri kadar rol oynama iktidarında olduğunu artık anlamaya başlamamız demek. Onun için geldiğimiz noktada böyle bir mimarlık bilgisinin üretiminin toplumsallığının farkına vardığımızı iddia edebilirim. Sorunuza çok uzun bir cevap oldu. Başka soru? Orada bir el var. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Fatih. Ben Uğur Tanyeli Bey'e sormak istiyorum. Durmadan karşılaştırma yaptınız. Hani bizim kuşak şöyleydi, sizin kuşak böyleydi. Bir de mesela dijital medyayla dergi kıyaslaması yapıldı. Ben şunu sormak istiyorum. Dediniz, elemenin olmadığı bir dünyaya doğru gidiyoruz dediniz. Dijital medyadan dolayı. Hani önceden dergilerde bir seçme oluyordu. Ona göre yapılıyordu projeler. Orada sergileniyordu ama artık dijital medyada bu mümkün değil dediniz. Bu gidişat sizi rahatsız ediyor mu? Ya da bu gidişata nasıl yön verilmeli? Yani çünkü mesela bir de dediniz, algı hızı artıyor fakat algı sürekliliği azalıyor. Ve bu gidişat bu yönde giderse, yani ilerisi için kaygılı bir durum ortaya koyar mı sizce? Bu şöyle söyleyeyim, bugünün dünyasında eleme mekanizmaları ortadan kalkıyor dediğim zaman mecralar eski mecraların hepsi elerler. Dolayısıyla eskiden bir kitap bastırıyorsanız 16. yüzyılda bir matbaacı bulacaksınız, matbaacı sizin kitabınızın satacağına karar verecek. 1000 tane eleme mekanizması çalışacaktı ama bugün kitabınızı, doktora tezinizi internete yüklersiniz, herkes de erişir söz gelimi. Bu eleme mekanizması var mı? Hayır. En saçma sapan metinler de internette dolaşır dururlar. En çok da onlar okunurlar. Sorun giderek bugünün dünyasında eleme mekanizması böylesine kolektifleşen bir dünyada bireyselleşiyor. Dolayısıyla her birimiz tekil olarak eleriz. Nedir? Yıllardır Twitter'a girmem.
Hiç girmiyorum. Son girdiğimde herhalde Gezi yıllarıydı. Ondan sonra hiç girmedim. Bu tercihleri yaparız. Sürekli tercih yaparız. Şu okumam. Dikkat ederseniz bu bir eleme mekanizması. Geçmiştekinden çok daha güçlü bir eleme mekanizması. Çünkü geçmişte onaylanmışlık aşamasından geçen her şeyin iyi olduğuna inanırdık. Yani 16. yüzyılda birisi bir mimarlık kitabı yazıyorsa o kitabın önemsiz olma ihtimali yok. 16. yüzyılda yazılmış tüm mimarlık kitapları önemlidir. Üç tereddüdünüz olmasın. Sadece Palladio'nunki falan değil. Hepsininki önemlidir. Ama bugün İnternet ortamına gider bakarsınız, şu geldiği zaman geçerim. Sörf yapmak bu değil mi zaten? Dikkat ederseniz bu bireysel denetleme, bireysel eleme. Bu yepyeni bir sorumluluk dünyasının da kapısını açıyor tabii ki. Ötekinde bireysel değildi. Bize dayatılan bir eleme vardı. Bunda kendi yaptığımız, deyim uygun mu bilmem ama demokratik diyebileceğimiz bir eleme mekanizması çalışıyor. İstemesek de çalışıyor. Çünkü istemesek de bazılarına bakıyoruz, bazılarına bakmıyoruz. Bazılarına okuduğumuz zaman yine saçmalamış deyip geçiyoruz. Hepimiz yapıyoruzdur herhalde bu. Önümüze gelen her şeyi okuyor muyuz? Dergi olduğu zaman bütün yazılarını okuyan insanlar bilirim ben bir zamanda. Mimar Sinan Üniversitesi'nde L'Architecteur d'aujourd'hui geldiği zaman bazı hocalar birden başlayarak okurlardı. Böyle dergi, böyle bir artık izleme süreci söz konusu değil. Dikkat ederseniz. Bu eleme mekanizması tabii ki. Tamam. Bir de algı ile alakalı konuşmak istiyorum. Dediniz ya algı hızı arttı fakat algı sürekli azaldı. Yani evet. Bunun önüne geçilmeli midir ya da gidişat böyle olursa yani ilerisi için ne gibi sıkıntılar yaratır sizce? Hayır, internetteyseniz bunun önüne geçilemez. İnternet böyle bir mecra. Çünkü demin söylediğim gibi sörf yaparsınız. Sörf yaparken bir metni okumaya başlarsınız. Üç satırını okuduktan sonra adam saçmalamış dersiniz. Başka bir yere gidersiniz, dikkat ederseniz. Bu kaçınılmaz olarak algı sürekliliğini ortadan kaldırır. Hepimiz şaşı gözle neredeyse internete bakarız. Hiçbirimiz kitap okur gibi internete bakmayız. Her sayfayı okuyalım, bir sonraki sayfaya geçelim. Böyle bir şey yok. Hızlı hızlı geçeriz. Bu demin söylediğim işte mecra sonunda mesajın ta kendisi olur. Bu McLuhan'ın daha bilgisayarın icadı öncesinde söylediği şey tam da budur. Kullandığınız mecra dünyaya bakışınızı, düşünme biçiminizi, yaklaşımınızı hepsini tanımlamaya başlar giderek. Onun için burada bir değişiklik olacağını doğrusu düşünmüyorum ama bu şu değil. O hız düşer ama hala kitap okuyoruz, onu söylemeye çalışıyorum. Hala ciddiyetle kitap okuyoruz. Kitabı öyle okumuyoruz dikkat ederseniz. Elinize bir Nietzsche kitabı aldığınız zaman internette dolaştığınız gibi Nietzsche okunur mu? Oturuyorsunuz ciddi ciddi ne diyelim kitap okuyorsunuz. Hala böyle okuyoruz. Hala dergi tabii ki internetten daha ciddi okunuyor. Hiç tereddüdümüz olmasın. İnternete şöyle söyleyeyim, düşünsel içeriği yüksek olan her şey hala internette değil. Ancak internete ikinci aşamada geçer. Hala dünyada ilginç şeyler internette söylenmiyor. Hala kitapta söyleniyor, dergide söyleniyor. Hala. Teşekkür ederim. Bazı internet siteleri mesela kendi reklamlarını şöyle yapıyor. Site ziyaretçileri ortalama 4 dakika sitemizde kalıyor. Bu mesela büyük başarı. 4 dakika bir insanı bir sayfada tutmak gibi. Hani o şey hakikaten kriterler sürekli değişiyor. Orada bir vardı arkadaki. Şu tarafta da. Orada iki kişi kaldırmıştı zaten. Evet, siz. Merhabalar, ismim Zehra. Benim Emre Bey'e bir sorum var. Star mimar olma sürecinde medyanın rolünü kendisi nasıl değerlendiriyor acaba? Şimdi bu star meselesi de yani biraz doğrusu hani kabak tadı vermiş, bıkkıntı vermiş bir konudur ama star mimar aslında, ya ben star mimar değilim. Ya bu çok uzun bir hikaye olur. Ama yani çünkü star mimarın gerçekten başka bir yapıp edebilme gücü vardır. Ben o tam da o gücün böyle sınırlarını aştığımı düşünmüyorum. Bu yani
olmak istemediğim için star mimar değilim diye söylemiyorum. Gerçekten dünyada star mimar olanların bir farklı bir yapıp edebilme gücü vardır. Onunla ilgili konuşuyorum. Tanınmış olmakla ilgili sadece konuşabilirim. Evet, yani doğrusunu söylemek gerekirse işte benim herkesin çok şaşırdığı bir biçimde kuzenim olan Metin Arolat böyle çok her zaman uçağa falan bindiğimde işte bana yer hostesleri Metin Bey sizin neyiniz oluyor diye soyadımı görenler sorarlardı. Geçen gün Metin bana bir mesaj yazdı. Ya bana seni soranlar oluyor falan diye. Evet, yani böyle bir şeyin içinde, rekabetin içinde, epey arkadan gelmeme rağmen böyle bir rekabetin içinde oluyoruz. Medyanın şöyle rolü oluyor. Yani yıllar evvel Tanyeli'nin mesela, işte Gökhan da burada, söylediği bir şey herkes tarafından, onun söylediğinin çok farklı bir şeyinde, fevkinde diyelim, anlaşılmış, anlaşılmak istenmiş, tuhaf yerlere taşınmış ve işte bu İstanbul Beşlisi lafı olur olmaz kullanılır olmuştu. İtiraf edeyim ki ben hayatımda hiç ağzıma dahi almadım. Yani kendimle ilgili konuşurken böyle bir şey ağzıma dahi almadım. Ama mesela ilginç bir şekilde geçen gün İlber Ortaylı, adını da söyleyemedim adamın birden, bizim Antrepo bölgesindeki işte resim heykel müzesiyle ilgili bir gazetede bir şey yazdı. Oraya işte bunu konduruyor bilmem ne falan diye. Ya kondurmuyorum aslında, o bina orada var zaten. Yani Ortaylı hakkında da konuşmak istediğim için söylemiyorum ama yani şu örneği vermek için adını anmak zorunda kaldım. Şöyle yazıyor ya, bu adam diyor kendini de İstanbul'un en önemli 5 mimarından biri addetmiş diyor. Yani bu Tanyeli'nin yıllar evvel ettiği laf benim başıma patladı durup dururken. Eminim ama işte yani tabii ki olmaz olur mu? Kuşkusuz Aradamento mesela bizler açısından, yani bir dönem özellikle bizler açısından çok önemli bir mecraydı. Ben hatırlarım, Aradamento'nun ilk defa bir bizim yaptığımız bir yapıyı basma kararı olduğunu bildiğim zaman işte ne gün çıkacak, ne zaman şey yapacak falan diye, o zaman dergi almak, yani dergi direkt olarak bize gelmezdi. İşte gidip Bebek'teki şeyden, bayiden Aradamento geldi mi diye böyle 3 gün üst üste sorduğumu bilirim yani. Bir türlü de gelmezdi, o hep geç çıkardı nedense, böyle gıcık ederdi. Sonra mesela gene Tanyeli'nin bizim şeyde Fenerbahçe'de yaptığımız bir apartmanla ilgili yazdığı böyle berbat bir yazı vardır. Mesela o çok şeydi, hepimizi böyle vay anasını falan diye böyle dehşete düşüren bir şeydi ama neticede şunu söyleyeyim, mesela Aradamento'da profil olmak çok önemli bir şeydi. Şimdi öyle mi bilmiyorum, yani hala da profil yapmıyorsunuz zaten artık onları. Ama çok önemli bir şeydi. Hatta ikinci defa yapılması bayağı önemli bir şeydi. Çünkü hani tesadüf değil bu, bir daha oldu falan. Ve de çok da beklenirdi. Yani acaba o onun hakkında ne yazacak diye. Yani bunun küçük bir grup dahi olsa o grup tarafından çok ilgiyle takip edildiğini ve esasen Türkiye'deki mimarlık dedikodusunun çok önemli bir bölümünün mesela o profiller üzerinden yürüdüğünü gayet iyi biliyorum. Ha, bu star mimarlıkla demin de söylediğim gibi nasıl bir ilgisi var veya sizin star mimar dediğiniz o tanınma durumuyla nasıl bir ilgisi var? Şöyledir, bazen bazı mimarlar hakikaten daha sosyal girişimlerle veya sosyal durumlarla tanınırlar. Kendilerini piyasa içinde bu türden bir şeyle var ederler, oluşumla var ederler. Daha çok gezerler, daha çok görünürler, daha fazla insan tanırlar, daha fazla insanla dostluk kurarlar. Bu benim mesela annemle hep tartıştığım bir konuydu. Biz acayip tartışırdık bu konuda. O bana hep kızar çünkü. Ya sen hiçbir yere gitmiyorsun zaten, kimseyi de tanımıyorsun falan. Ben de derdim ki ya insanı hani kendi mesleğinde olan bir grup insan tanısa yeter zaten. Ben şimdi sevmiyorum da böyle
herkesle gideceğim, yemek yiyeceğim, ense tokat olacağım falan. Tarzım değil yani, hoşuma gitmiyor. Ben çok gençken öyleydim. Evet, çok geziyordum. Ama yani pavyona da gidiyordum, diskoteye de gidiyordum, her türlü yere gidiyordum. Galatasaray Lisesi'nde okurken yani hakikaten İstanbul'da tanımadığım adam azdı. Ama sonra böyle daha fazla içime kapandım ve sevmemeye başladım. Herkesle yemeğe çıkmayı sevmiyorum, herkesle konuşmayı sevmiyorum, herkesle sosyal bağlamda ilişki kurmayı sevmiyorum. O zaman evet, yani dergi önemli bir mecra mıdır sizin yaptıklarınızın gözükmesi veya tanınmanız için? Öyle oldu. Yani benim şu yapım bitti, ne olur bunu yayınlayın diye bildiğim kadarıyla hiç kimseye başvurmadım hayatımda. Yani herhangi bir yerde bir şeyimiz yayınlansın diye hiç uğraşmadım ve şu anda işte demin konuştuğumuz arkadaşlar, yani bizim ofisin içinde bu işlerle uğraşan arkadaşlara da, yani Türkiye içinde böyle bir şey hiç yapmadık ama acaba ya biraz da böyle Türkiye dışındaki dergilere bir şeyler yollasak mı falan diye bugünlerde konuşuyoruz mesela. Öyle bir şeyimiz var, onu da itiraf edeyim. Acaba yollamakla bir şey oluyor mu onu da bilmiyorum, bana belki yön verebilirsiniz bu konuda. Eski ve mevcut editörler olarak. Şimdi bu tanınmışlık meselesinin iki türü var dediğim gibi. Bir tanesi işte böyle daha çok gezerek, çok konuşarak orada burada, işte çok ilişki kurarak olanı. Bir tanesi de işte masada daha fazla oturmak, gece 2'ye 3'e kadar büroda olmak. Ama işte dergiler falan da sizden bir şey istediği zaman buraya virgül mü koyacağız, noktalı virgül mü koyacağız diye gece gündüz o yollanacak olan metinle ilgili gece gündüz oturup 10 kişiyle birlikte masada tartıştığınız bir durum olabiliyor. Bizimki biraz öyle. Yani biz mesela dergiye bir şey yollayacaksak, özellikle Aradamento falan gibi bir dergiye, evet bir sürü hazır şeyimiz var ama mesela şimdi bir dosya var. Dergi yayınına ara vermeden önce hazırlamış olduğumuz, şimdi yeniden şey yapacağız. Eskisi olmaz dedik. Şimdi her şeyi sıfırladık, bir daha yazıyoruz bütün yazıları. Yani öyle de bir kendi kendimize öyle bir sorumluluk veya ne bileyim ben, öyle bir delice bir şeyimiz var. Takıntılarımız var. Sorumluluk deyip de yüceltmeyeyim bunu. Neden? Çünkü dergilere çok önem veriyoruz. Yani dergilerdeki söylediğimiz şeylerin, yazdığımız şeylerin, fotoğrafların falan gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve ben özellikle ciddiye alınabilir dergilerin mimarlık alanını çok önemli ölçüde manipüle ettiğini de düşünüyorum. Tanınma meselesinin de yollarından bir tanesinin bu olduğunu gerçekten itiraf etmem lazım. Bunun için uğraşabilirsiniz ya da zaten sizin için birileri o işi yapmış olur, uğraşmış olur ve siz o yolla tanınırsınız. Benim de tanınmamın arkasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi Türkiye'deki mimarlık dergileridir kuşkusuz. Orada bir el gördüm. Merhabalar. Ben de Ruhurlu, İçin Mimarlık öğrencisiyim. Dijitalleşen dünyayla birlikte bizim yaşam biçimlerimiz de değişiyor. Öncesinde işte dergi okurken, şu an dijital dünyadan bunu takip etmeye çalışıyoruz. Bu mimarlığın işlevini, programlarını herhangi bir şekilde değiştiriyor mu? Ya da ikinci olarak şunu da ekleyeceğim buna. Bu üretilen ürünlerin daha fazla insana ulaşmasıyla, yani mimar olarak adlandırmadığımız normal kullanıcıya ulaşmasıyla birlikte oluşan mekanların kalitesi ya da onlara yüklenen programlar değişiyor mu? Yoksa diğer insanların söyledikleri mimarlar tarafından göz önüne alınıyor mu? Yani çok fazla insana ulaşması, üretilen ürünlerin onlar hakkında bir yorum söyleyebiliyor olması mimarın bu konudaki üretim sürecindeki pratiğini değiştiriyor mu? Yoksa kendi bildiğini mi uyguluyor? Ne kadar kullanıcıyı bu işin içine dahil ediyor? Böyle bir soru soracaktım ben. Sanırım bu size gelmiş oluyor. Çünkü evet, mimarlık yapan Emre Bey. Uğur Bey size. Bana mı soruyorsun? Evet.
Şöyle söyleyeyim, tabii ki değiştiriyor. Yani çok hızlı birkaç şey söyleyecek olursam. Bir kere dijital dünyanın kaçınılmaz olarak tasarımın niteliğini değiştirmeye başladığını söyleyebilirim. 1930'lu yılların tasarımlarına bakın, binaların birbirlerinden farkları neredeyse dikkatle baktığınız zaman ancak kalitelerini ayırt edebilirdiniz. Yani diyelim ki Gropius'un yaptığı bir yapının kalitesini anlamak istiyorsanız, Hering'in yaptığından farklı bir şey olduğunu diyelim ki düşünmek istiyorsanız, onları ayrıntılı incelemek zorunda kalırdı mimarlar. Oysa bugün internete girdiğiniz zaman inanılmaz bir form zenginliği görürsünüz. Neredeyse tek bakışta algılanabilirliğe doğru gidiyor mu mimarlık diyorsunuz? Evet, tek bakışta algılanabilirliğe doğru gidiyor. Neredeyse bir seferde 30 saniye baktığınız zaman binayı algılamanız gerekiyor. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Bina üzerine gerçekten sindire sindire okumak diyebileceğimiz, en ilgisiz insanın bile sindire sindire okuması diyebileceğimiz bir süreç işliyordu. 19. yüzyıl mimarlık eleştirilerini okusanız şaşkına dönebilirsiniz. Öyle ayrıntılara dikkat ederler ki bugün hiç kimsenin bir mimarlık eleştirisinde o ne diyelim bilgi alanının yanından geçmez. Dolayısıyla giderek tırmanan bir biçimde tümel biçimin egemenliğinde bir mimarlığa doğru gidiliyor mu? Bence gidiliyor. Böyle bir süreç, en azından bu kadarı söylenebilir. İşlev bağlamında ne değiştiriyor? İşlev benim hiç önemsediğim bir kavram olmadığı için bu tartışmaya hiç sakın girmeyelim. İşlev ne diyelim, her bina bir işe yarar. İşe yaramayan bir bina yok yeryüzünde. Bir şey yapıyorsanız ya yarıyordur ya gelecekte yaratırsınız. Onun için işlev hiç artık bugünün dünyasının tartışma başlıkları arasında bence yer bile tutmuyor diyeceğim. Ama başka meseleler bağlamında mimarlık dünyasında evet çok şey değişti. Tasarımın içeriği değişti. Hiç kuşkusuz yapılış biçimi değişti. Değerlendirme süreçleri değişti. Bunların hepsi büyük bir rahatlıkla söylenebilir ama bu bir sorunun cevabı olarak kısaca özetlenebilecek gibi de değil diyeceğim. Tamam. Gökhan Bey söz istiyordu. Var mı arkada kal? Ben öncelikle şunu söyleyeyim, tabii bilmiyordum Arodomento'nun biraz önce bahsettiğiniz sıkıntılarını. Bizim için her şeyin çok iyi gittiği, iyi bir dergi olarak uzun zamandan beri içinde bazı röportajlarda da destek verirken aslında kendimin destek aldığı bazı çalışmalarım oldu. Yayın kurulunda oldum. Dergi hakikaten önemli bir araç. İlişkiler kurma açısından. Çünkü iki yönü var. Bunun bir tanesi pratik kısmı. Yani practice, yapı yapma detaylarını ve işte hangi firmalardan yararlanacağınızı, nasıl kotarıldığını öğrenmenin yolu. İkincisi hızlı bir şekilde. İkincisi de teoriler üstünde. Yeni çıkan kitaplar, yeni düşünceler, yeni tartışmalar, yeni kişiler neler söylüyor, bunları anlamak için geçerli. Tabii bizim bu çerçevede Arodomento mimarlığın Türkiye'de yaptığı en önemli konu özellikle bu teori kısmıyla ilgili inatla yaptığı dosyalar ve çalışmalar oldu. Tabii burada Uğur Tanyeli'nin o ön sözle başlayan aslında hepimizin biraz önce Emre'nin söylediği merakla şimdi kime geçirecek diye baktığımız o ilk sayfa aslında biraz yumuşadı son zamanlarda. Onu da çok meşgul. Bir de ya da o kadar çok İyisler. Dövecek adam var ki ortalıkta şu anda. O kadar konu var ki artık koy verdi, kaptırdı diye düşünüyorum. Bir kere Arodomento'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi bizi gerçekten şöyle bir saptama yapayım. Mimarlık ortamı hala dünyada Uğur Tanyeli'nin söylediği gibi 500 yıldır Batı dünyasının ve kuzeyin daha çok ve Eurosantrik dediğimiz bir dünyanın sözünü söylediği bir yer ve ilk kararları ürettiği bir yer. Güney ve Doğu bu konuda çok fazla statement yapamıyor. Daha çok pratikle alakalı. Ve aslında çok da büyük bir nüfus var. 3 milyar küsur nüfus var ve
medyanın bütün ana damarları tabii ki Batı ve Kuzey'in etkisinde. Arondamento da lokasyon olarak Doğu ve Güney'de yer alıyor. Burada çizginin biraz orta noktası aslında İtalya'daki yayınlar ve İtalya'daki dergiler. Onların kurdukları bir sistem var. Arondamento bunu zaman zaman yapmaya çalıştı dosya konularının bir başka boyutuyla ama özellikle mesela Domus gibi dergi, Abitare gibi dergiler, Interne gibi dergiler bu çizgiyi iyi yakalıyor. Hem informatif dergiler, haberler veriyor bir taraftan, teoriler yayınlanıyor, projeler yayınlanıyor. Bir taraftan da arkalarında önemli bir yapı kataloğu gibi çalışan bir bölümü var. Buna da ihtiyaç var aslında çünkü özellikle gençler ve yeni mimarlar için önemli bir kaynak oluyor bir arada toplamak bütün bunları. İnternetle dergi arasında şöyle bir şey var. Dergi sonuçta aslında bir süzgeçten geçirmenin bir modeli. İnternet aslında informasyon dünyası ve orada bir tecrübe söz konusu değil. Siz kişisel tecrübeyle hareket ediyorsunuz. Bolca informasyon ve kafa karıştırıcı bir informasyon var. Bir süre sonra başladığını ben buraya nereden geldim diyemeyeceğiniz kadar geniş bir dünyanın içine düşüyorsunuz. Bir başka konu. Günümüzdeki mimari çok fragile, çok kırılgan bir yapı sistemi kuruyor eskiye nazaran. Dolayısıyla yapılan aslında orada yayınlanan birçok detay, taze bitmiş birçok bina aslında çok da uzun süreli kalıcı bir yapı ortaya koymuyor. Uğur Tanyeli'nin bir sözü var. Bir kere söylemişti, kulağımıza küpe oldu. Ben 25 yıl doldurmamış binalar hakkında konuşmamalıyım aslında dedi. Zamanla bizim 25 yıl doldurmuş binalarımız oldu. Şu anda o noktaya geldik ama hala bitirmediğimiz binalar var. Hala üzerinde çalıştığımız binalar var ama bu anlamda Arondamento'nun özellikle praktis ile teori arasında kurduğu bu bağ gerçekten aslında uluslararası ölçekte benim her zaman hayıflandığım bir tarafı da içeriyor. Aslında keşke sadece Türkçe değil de birkaç dilde de özellikle İngilizce'de yayınlanmayı hak ediyor. Tabii ki bu bir uğraş. Çok önemli dosyalar oldu. Çok önemli statementları oldu Uğur Tanyeli'nin. Öbür tarafta Suha Özkan bizi zaman zaman profil de oldu. Özellikle o profil ilginçti Arondamento'da. Özellikle bu profiller Emre'ye katılıyorum. Çok güzel derleme toplama yaptı. Hepimizi disipline etti. Suha Özkan başka bir konuda hepimiz için önemli bir örnek oldu. Institutional bir önemli bir vakfın uzun süre dümenindeydi ve hepimizi de o tarafa doğru çekti. Aslında sadece yani şu anda burada görüşmeye çağırdığınız kişiler bile temsil ettikleri durumlarla aslında sizin yayın kurulunuz bir anlamda gibi görüyorum. Yelde yeterince malzeme de olduğunu görüyorum. Ama evet. Global düşünme adına yani işte bunların dijital application'larının olması, özellikle Suhan'ın belirttiği gibi bazı yarışmalar ve organizasyonlar düzenlemek, paneller, konferanslar düzenlemek önemli. İşte böyle yapınca geliyoruz. Evet. Çok da etkin bir mimarlık ortamı yok. Çatır çatır bir şeyler, sürekli bina üretiliyor ama hepsi çoğu akılda kalıcı değil, junk, günlük ihtiyaçları gidermek üzere yapılmış binalar ya da durumlar, devlet elinde de olsa, belediyelerle de olsa, özel sektörle de olsa. Bir başka kaynak aslında işin biz sonuçta gayrimenkul ya da menkul ya da inşaat sektörünün içindeyiz. O tarafta konuşmayan bir büyük bir dünya var. Hem paralı, hem imkanlı, hem de geniş bir nüfus. Mimarlar bazen kendilerine çok haksızlık ediyorlar böyle birçok konularla ilgili. İşte kimse okumuyor, kimse dinlemiyor falan filan diye ama ev ödevi bitmeyen bir iş bu. Başka mesleklere göre çok daha çalışkan, çok daha düşünen bir kesim. Sadece timid, yani biraz utangaç, biraz çekingen. Öyle de öğretildiği için işte mimarlar az konuşur, yapılar konuşur, işte sessizliği mimarisi gibi çatır çatır
Grider'ler çalışıyor. Hep bu söze takılmışımdır ben. Sessizliği mimarisi nasıl oluyor? Daha yaparken gürültülü bir şey bu. O yüzden üzerinde konuşulacak böyle çok geyiği, aynı zamanda klişeleri, dosya konusu bile olabilecek. Yani sessizliği mimarisi mesela çok ilginç bir tartışma konusudur. Veya mimarlık geyikleri işte. Nedir? Binalar konuşur, mimarlar susar. Öyle bir şey yok. Yani kelimelerle de inşa etmenin bir yolu aslında dergiler. O yüzden ben bu vesileyle size hayırlı bir yayın dönemi diliyorum. Bizlerin de yapabileceği bir şey varsa zaman... Şey eklemek isterim. Biz aslında tüm bu dijital gelişmeleri, yeni yayınları konuşurken gayrimenkul dediniz. Biz o konuda bir özet diye bir internet sitemiz var. Ve oradaki yoğun ilgi gayrimenkul alanında, yani biz aslında kullanıcıları izliyoruz. Ne çok bakılıyor, ne çok okunuyor. Ve şu anda bir gayrimenkul gazetesinin hazırlığı içindeyiz. Hem de çok genç bir ekiple hazırlıyoruz bunu. Yani bizim editör ekibimiz hakikaten 20'li yaşlarda olan bir ekip. Aslında hani bu kadar dijital bir şeyden çıkan bir yayın. O konuda konuşmak isteriz. Gayrimenkulün şu anda çok önemli bir alan olduğunu hepimiz görüyoruz. Bir Dünya Gazetesi'nin eki olarak hazırlayacağız bunu. Belli bir kitleye ulaşacak, belli bir kitleye de başka kanallardan dağıtacağız. Ama o konuda hakikaten düşünmek gerektiğini, biz de uzun zamandır bunun üstüne çalışıyoruz açıkçası. Memnun oluruz katkılarınız olursa. Bunu da böylece buradan söylemiş oldum, böyle bir gazete yaptığımızı, yeni projemiz. Çok kısa alabilirsek. Merhaba, ben İrem. Tamam, atladığım biri var orada. Tamam, ona da söyleyeyim. Mimarlık öğrencisiyim. Bu sosyal medyanın bireysel eleme sistemi oluşturduğunu söylediniz. Ama aslında bu biraz da hani öğrenme kültürümüzün sorgulamaya yönelik olmasını sağlıyor bence. Bu konuda bir şey demediniz. Onu sormak istedim. Hani o zamanlar, hani eskiden mesela bakıyordunuz ve hani bu iyi diye bakıyordunuz dediğinize göre, ama şu anda mesela her şeyi, yani her şeyi sorguluyoruz hani, çünkü kendi bireysel eleme yapmamız gerekiyor zorunlu olarak. Yani bu konuda bir şey diyecek misiniz? Ya iş Allah sorguluyorsunuzdur diyeceğim. bu çünkü böyle sadece sorguluyoruz demek suretiyle olamadığınız herhalde kestirebilirsiniz. Sorgulamak zorundayız derseniz bence daha doğru olur. Sorgulamak zorundasınız çünkü elinizdeki malzeme geçmişte olduğu gibi klasifiye edilmiş, ne diyelim, normlandırılmış, iyisi kötüsünden ayırt edilmiş, hatta eleştirinin eleştirisi bile yazılmış bir malzeme değil. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak yolunuzu bulmak için, burada sorgulamak meselesini bile ikinci plana atın, yolunuzu bulmak için kendinize metinler arasında, mecralar arasında bir yol çizmek zorundasınız. Sörf yapmak bile keyfi bir şey değil. Yani sörf mutlak bir mantıksızlıkla yaptığımız bir şey değil. Sörf yapmak bile, şayet bunu sistematize etmiş olsaydık bir şey bağlamında, iletişim teknolojisi bağlamında, sörf yapmanın bile kişiden kişiye değişen formlarının olduğunu, biçimlerinin olduğunu görürdük. Dolayısıyla mutlak bir amaçsızlıkla bir denizde içinde, bir malumat denizinin içinde debeleniyor değiliz. Genellikle her birimiz bir biçimde yollar çizeriz o denizin ortasında, o ne diyelim malumat, kaotik bir malumat ortamının içinde her birimiz kendimize küçük düzen adaları yaparız. Bunu yıllar önce yazmıştım. Ama ortam kaotik olabilir, ama biz her birimiz her seferinde küçük bir düzen adası onun içinde inşa ederiz. Ne yaparız? Her türlü internet sitesine girmezsiniz. Bazı sitelere girersiniz. Bazılarında şu kadar kalırsınız. Bazılarına sadece
birkaç şeye bakar geçersiniz. Bu herkesin kendisine çizdiği küçük bir düzen adası demek aslına bakarsanız. Onun için sorgulamayı çok abartmayın. Sorgulama meselesi çünkü ondan çok daha zor bir şey. Sorgulamak eleştirel bir bilinç demek. Tumtraklı bir düşünsellik demek sorgulamak. Hiç ona bakmayın. Her seferinde kendinize çizdiğiniz bir yol olduğu gerçeğini görmeye çalışın. O zaman bence rastlantısal olarak yüzmediğinizi hep bir güzergah çizdiğinizi fark edersiniz. Onun için internet sandığımız kadar öyle bir çorba değil. İnternet çorba olabilir ama biz insanlar çorba değiliz. Başka bir şey oluyoruz. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Burada biri vardı. Merhabalar. Öncelikle çok keyifli bir konuşmaydı. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Benim sorum aslında biraz Süha Bey'in bize çizdiği tabloyla ilgili. Bu dünyadaki mimarlık dergileri ve Türkiye'deki mimarlık dergileri ilgili. Yani şimdi ben yaratıcı endüstri alanından geliyorum ve daha çok kültür sanat sektöründe çalışıyordum. Ve kültür sanat dediğimizde aslında Türkiye'de yayıncılık anlamında elimizde hiçbir şey yok. Yani gösteri sanatlarında bir tiyatro dergisi var. İşte çağdaş sanatta baktığınızda elimizde hiçbir dergi kalmadı. Edebiyatta varlık hala yaşamını sürdürüyor. Performans sanatları çok yeni bir kavram ve üzerine hiçbir yayın ve üretim yok. Diğer ayağına baktığımızda işte yarış endüstrinin reklamcılık gibi daha işin ticari tarafında üretilen dergiler bile 3-4 tane. Ama mimarlıkla ilgili hem geleneksel anlamda 7-8 dergi var, hem dijital anlamda baktığımızda arkasında çok büyük bir inşaat sektörü olduğu için belki de ya da işte gayrimenkul diye konuşuyoruz. Çeşitli siteler var ve gün giderek artıyor. Bunu hani Türkiye'de neye bağlıyorsunuz? Yaratıcı endüstrilerde niye böyle bir kısır döngü var ama mimarlık her şeye rağmen ayakta kalabiliyor? Ben buraya gelirken bir takım farklı notlar hazırlamıştım ama olay bambaşka mecrada gelişti. Bir tanesi 1967 ya da 68 yılında Konstantino Doxiadis mimarlara Ekistik dergisinde ciddi bir tokat attı. Şöyle diyor, olay şu. Diyor ki dünyadaki diyor yapılan çevrenin %97'sinde mimarların hiçbir dahli yoktur diyor. Geriye kalan %3'ünde büyük bir kısmı askeri, depo, endüstriyel şeylerdir. Yapılar değil de işte barınaklardır. Oradan arıtırsanız %1 bizim mesleğimizin alanı. Derdiniz ne diyor? Yani birbirinizi yiyorsunuz. Tabii buna en büyük tepki Bruno Zevi'den gelmişti. Yani bizim çünkü mimarlık ve mimarlık eleştirisi din gibi bir şey. Yani 3 kişi bile olsa çok önemli. Dolayısıyla etkimiz çok değil. Anlatabiliyor muyum? Ama çok nitelikli bir mesleğin sahibiyiz. Yani biri bir şey yaptığında iyi de olsa kötü de olsa işte o cinayetin mimarı diyorlar. Ya da o güzel işin mimarı diyorlar. Yani mimar bir yapıcı kişi formasyonuna girmiş. Bunun içinde tabii herkesin yapacağı bir şey de var açıkçası. Mesela biz bu mimarlık World Architecture Community tabanını kurduk. İşte gelişiyor. Devamlı ilginç mesajları bana iletiyorlar. Kamçatka'dan bir çocuk yazmış. 16 yaşındayım diyor. Ben çok kötü bir İngilizceyle mimar olmak istiyorum. Ama ne okuma imkanım var, ne mimar olma imkanım, ne bir şeyim var. Allah'tan siz varsınız diyor. Ben burayı izleyip mimar olacağım diyor. Tamam mı? Yani isterdim ki keşke yani ona ayıracak gelince kaynağım olsun. Gel evladım sen otur şurada. Burada oku, burada çalış. Aynı şekilde Romanya'dan 90 yaşında bir adam yazıyor. Siz diyor buna community diyorsunuz. Community bizde aile demektir diyor. İşte bakın diyor ben buyum diyor. Bu rahmetli eşim diyor. Bunlar kızım, çocuğum, torunlarım vesaire. Müthiş bir aile şeyi yapmış. İşte biz buradayız diyor. Yani algı bambaşka şeyler. Bir yerde profesyonel olarak görüyor, öbür yerde dost olarak görüyor. Bunların hepsinin getirdiği bir ortam var. Fakat eninde sonunda bir seçme olayı var. Yani ona değinip bitirmek istiyorum. Şimdi internette siz kendiniz seçiyorsunuz. Tamam mı? Oysa dergide editör seçiyor. Mesela Japon arkitektin başında Toshio Nakamura diye bir adam vardı.
yanına yaklaşamazsınız yani. Biliyor musun? Le Corbusier'in çok ciddi arkadaşı. Nakamura ile o dergi bir okul haline geldi. Yani Japan Architect dergisi gerçekten bir mimarlık ekolü oldu. Çünkü çok seçici biriydi. Aynı şekilde birlikte kitap yapmaya kalktık biz. Yaptık da çok şükür Emre ile. Şeye gittiğimizde, yayın evine gittiğimizde bir dakika dediler. Biz bir commissioning editörle konuşalım. Nedir, ne değildir? Değer mi, değmez mi? Böyle bir kaynak ayrılır mı? O commissioning editör dediğiniz olay, bir olayın ne kadar valid olduğunu, ne kadar geçerli olduğunu saptayan kişi. Onu geçtikten sonra giriyorsunuz devreye. Anlatabiliyor muyum? O zaman da işte Rizzoli'nin uluslararası bir yayını oluyor. İnternette bunların olmaması bir şans. Yani özgürlük şansı. Her türlü özgürlük gibi. Zaten bugün de dikkat ederseniz politikacılar bir tek açık medyadan korkuyorlar. Başka bir şeyden korkmuyorlar. Çünkü diğerlerin hepsini kontrol etmek mümkün. Yani kağıt parası var, matbaa var, şey var, bir yığın girdisi var. O girdileri bir yandan toparlayarak, eski zamanlarda da bu oldu. Halk Partisi zamanında da oldu, Demokrat Parti zamanında da oldu. Kontrol edilebiliyor. Yani ama şimdi artık kontrol edilemiyor. Yani insanlar bir yerden giriyorlar. Hatta şeyi bile, bilgisayar numaranızı bile çıkarabiliyorsunuz devreden. Sizi hiçbir şekilde bulamıyorlar. Yani oraya gelmiş durumda. Dolayısıyla bu özgürlüğü kullanmak lazım. İyi kullanmak lazım. Yani bütün mesele orada. Sonuç olarak şeyi söyleyeyim. Birkaç ay önce Ahan ödül törenine gittik. Emre de jüri deydi birlikte. Ahan bana sordu, ne yapıyorsun dedi. Ben de dedim ki, ne dediysen onu yapıyorum dedim. Ne demiştim dedi. Ben de dedim ki vaktin olduğunda gönüllü iş yap. Artık yani bir şey kazanmana gerek yok. Her şeyi gönüllü yapıyorum dedim. Çok sevindi. Yani böyle bırakmadı elim uzun bir süre. O gönüllülük çok önemli. İşte internet bunu sağlıyor. Yani gönüllü olarak bir şey yapmak istiyorsanız, gönüllü olarak bir yere katılmak istiyorsanız bu ortam var. Yani kimse kimseyi kısıtlayamaz. Yıllar önce bu Architectural Design dergisi, ilk başında söylediğim dergi ciddi eleştiriler altındayken, yani belirli politik nedenlerle Cedric Price bir arka kapağına derginin şöyle bir şey yazdı. Cedric Price belki bilirsiniz birçoğunuz, bilmeyenleriniz öğrenecek. Önemli bir İngiliz mimarlık kuramcısı ve mimarı. Cedric Price diyor ki, domuzlar her şeyi yapabilirler, Allah kahretsin diyor. Ama AD okumanızı kimse engelleyemez. Bence bu şeydi, yani o yılların 1968 sonrası mimarlık ortamındaki özgürlükçü açılımın bir tür özdeyişiydi. Yani dolayısıyla o zaman AD vardı, şimdi internet var. Yani bir şey daha açayım, yani kalite belirdiği anda, bu da size yön gösterme açısından, değişik açılımlar olur. Demin şeyi söyledim, sonra aklıma geldi. Architecture Review'un açtığı bu World Architecture Forum olayı var ya, mesela Domus da öyle bir isim edindi ki sonunda Domus Akademi'yi kurdu. Evet. Yani Domus Akademi'nin nitelikli bir eğitim kurumu olup olmasını kimse sorgulamadı. Aslında değil, bana sorarsanız. Ama öyle bir isim ki. İmajı yani, çok iyi, ya, çok kuvvetli. Evet, yani burada bakın, yeterince destek var. Onu da düşünebilirsiniz. Yani evet. Bir okul. Tabii ki. Sorunuz şöyle, bir şey cevap vereyim size. Biz mimarlar küçük bir grubuz ama çok gürültü yaparız. Yani bu meseleyi bence dikkate alın. Çünkü biz yaklaşık 500 yıldır bizden gürültü yapmamız bekleniyor. Her mesleğin ne kadar gürültü çıkarabileceği, bunu metaforik bir gürültü hiç kuşkusuz, yoksa gerçekten ayaklarımızı vurmak suretiyle gürültü yapmıyoruz. Aslında o mesleğin tarihinin içinden anlayabileceğiniz bir şey. Mimarlık mesleği 500 yıldır gürültü yaptığı için her meslekten daha alışık buna. Hiçbir mesleğin 1485 yılında basılmış ilk kitabı yok. Askerlik kitapları bile oradan başlamıyor. Askerlik ne kadar eski olduğunu herhalde kestirebilirsiniz. Resim kitabı başlamıyor. Dolayısıyla mimarlığın böyle bir avantajı var. Gürültüsünü beklenme hali. Onun için de sizin hani niye başka alanlarda yok dediğiniz zaman bu nedenle yok. Çünkü mimarlıkta
o gürültüyü bekleyen, sadece mimarlarla sınırlı olmayan bir kamuoyu var aslında. Yani yapı sektörü çok büyük bir sektör ve hakikaten Türkiye'nin lokomotif sektörü. Ama tasarım sanat alanında böyle bir sektörleşme yok. Yaratıcı endüstrilerde sektörleşme yok. Aslında olsa onların da çok büyük bir ekonomi olduğu ortada. Çünkü yaratıcı endüstride çalışan bütün paydaşları bir araya getirdiğinizde yapı sektörü kadar kuvvetli bir şey çıkıyor, tablo çıkıyor. Ama henüz öyle bir sektörleşme olmadığı için o sektörde yapılan hiçbir şey ayakta kalamıyor. Yani inşaat sektörü şu anda ülkenin lokomotifi. Yani bizim de şu anda şansımız o sektörde olmak. Öyle. Burada kim soruyordu? Tamam, size. buraya çok güzel geliyor sesiniz. Tamam. Bütün konuşmacılara teşekkürler öncelikle. Ben mimar değilim. Bir başka disiplindenim. Ancak mimarlık medyasını örneğin güncel ana akım medya dediğimiz veya her tür medyadan daha fazla yakından ve keyifle izlediğimi söyleyebilirim. Çünkü izlenmeli, herkes tarafından izlenmeli mimarlık medyası. Özellikle de mimarların sözleri herkes tarafından dinlenmeli. Neden? Kısa bir süre sonra sorumu ileteceğim sizlere. Neden izlenmeli? Çünkü o lokomotif sektör dediğiniz örneğin koca koca yüklenicilerin büyük CEO masaları üzerinden mimari projelerin o medya tarafından, o medyanın reklamları tarafından, o CEO masalarından mimari projelerin elinin tersiyle itilmesi sahneleri bizi oldukça manipüle edebiliyor örneğin. Yani sıradan düz biz sapiensleri manipüle edebiliyorlar. Örneğin koca koca insanlar çıkıp tamam artık şimdi yatay mimarlığa dönme zamanı diyebiliyorlar. Bir gün önceyi biz düşünüyoruz. Bir gün önce ne deniyordu? Aldanmış mı olabilirler gene? Bunlar bu gibi şeylerde gaza gelmemek için en azından mimarlık medyası çok yakından izlenmeli düşüncesindeyim herkes tarafından. Şimdi sorum şu olacak. Uğur Hoca'nın tabii retoriği çok manipüle edici, düşüncelerimizi provoke edici, düşünmemizi de sağlayıcı bir üslupla bir şeyler söylüyor her zaman. Ondan esinlenen bir düşünceyle ben aklıma gelen bir şeyi sormak isterim. Ama sorumu kendisine yöneltmeyeceğim. Ondan esinlendiğimi söyleyeceğim sadece. Sorumu lütfederlerse Süha Bey'den yanıtlamasını dilerim. Bir ressam yakınım şöyle bir laf etmişti bir an. Çok mutsuzuz demişti, çok mutsuzum. Gerçekten üst düzey bir ressam olduğunu söyleyebilirim. Neden diye sorduğumuzda artık bir şey bulamıyoruz demişti. Ekollerden, akımlardan söz ederken öyle bir sohbet sırasında yeni bir şey ortaya çıkaramıyoruz demişti. Tüm bilinen resim akımlarından sonra. Tıkandık dedi. Yani büyük bir bunalım döneminde bizim sanatımız dedi. Uğur Bey'in konuşmasında şöyle bir şey aklıma geliyor. O belki metaforik olarak kullandığınız çalma düşüncesi. Tabii çalma demeyelim de kullanma diyelim, esinlenme diyelim. Tabii medyanın da bunu çok force ettiği bir şeyden bahsediyoruz. Herkes her şeyi kullanabilir ortamdayız. Bu büyük bir sanki büyük bir yaratının, büyük bir datanın mı desek daha doğru bilmiyorum ama konsolide olması hali sanki. Yani her şey sanki konsolide oluyor. Konsolide olmuş büyük büyük birikimden almak, kullanmak ve o büyük birikimin içinde kalarak yeni üretimler yapmak. Bu medyanın da force ettiği bu durum acaba o ressam arkadaşımızın sıkıntısını dile getirdiği gibi mimarlık dünyasında da yeni düşüncelerin ortaya çıkmasının önüne set getirecek bir hal olabilir mi? Böyle bir şey yol açabilir mi? Ya da
bu konsolide olma hali bir dönem sonra, bir orta vade, uzun vade bilemiyorum, bir dönem sonra başka bir sıçramaya yol açabilir mi? Buradan delip çıkmaya, yeni yaratıların ortaya çıkmasına, yeni düşüncelerin, daha önce yaratılmışlara bakmaksızın yeni şeylerin ortaya çıkması hali artık bitmiş midir? Böyle bir dönem daha sonraki zamanlarda başlayabilir mi? Bana doğru ifade edebildim mi bilmiyorum. Çok, çok. Mimar olmadığım için de mimari anlamda cahilane bir düşünce çok öne güzel, sürdüysem de özür dilerim. Çok güzel ifade ettiniz ama ben hoşgörüye sığınıp biraz vakit almak istiyorum. Bakın, benim neslim kandırılmış bir nesildir. Nasıl kandırıldık biliyor musunuz? Bize, yani ortaokulda, lisedeyken en büyük gerçeğin kırsal sorun olduğu anlatıldı. Biz Mahmut Makal'dan başladık. Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, fakir değildir de esasında aslında fakirdir ama o fakir der. Baykurt vesaire. Bunlarla işi gücü bıraktık. Kitap toplayıp Hakkari'ye yolladık. Oradan buradan şey okullara. Yani her şey kırsal olay üzerineydi. Ve biz bu viteste giderken gecekondu patladı. Gecekondu olayını mimarlık mesleği hiçbir zaman anlayamadı. Ve hep gecekondu sorunu diye geçti. Halbuki gecekondu sorun değildi, çözümdü. Yani bütün şeyde dinamikler kendi içinde yatıyordu. Sosyal dinamik, teknolojik dinamik, kentsel dinamik ne varsa vardı. Ve gecekondularda suçluluk oranı eski kentin suçluluk oranının bir kesriydi. Çünkü insanlar şehre suç işlemeye gelmiyor, yaşamaya geliyor. Okumaya geliyor, okutmaya geliyor. Ve bunu ancak yıllar sonra Latife Tekin anladı. Ondan sonra Oya Katoğlu anladı. Yani sanata böyle geçti şey. Ve şimdi yok oldu. Şimdi gördüğümüz yetkili insanlara diyoruz ki aman gecekondu mahallelerini bir şekilde saklayalım. Çünkü o zamanın legal yapı düzeni şeydi, yapsatçı. Yani bizim Laz müteahhit dediğimiz pejoratif olarak aslında küçük kapitalin oluşturduğu kent dokusuydu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Sürekli olarak dinamikler değişiyor. Bakın, Pritzker ödülü yıldızların peşinden koştu. Aman Allah'ım, yani oradan oraya, buradan buraya, Güney Amerika'dan Japonya'ya, Çin'e vesaireye. Sonra bu dönem Aravena diye birine verdiler ödülü. Yani vaktiniz olursa izleyin. Adam kötü mimar. Yani alelade binalar yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama öyle bir elegansla yapıyor. Altında öyle bir toplumsal dinamik var ki birdenbire bayrak oldu. Ben de çok takdir ediyorum. Aslında yapılan olayın hiçbir şeyi yok. Mimari sofistikasyonu yok. İnceliği yok. Ama sosyal doğruluğu var. Sizin sorunuza cevap olarak söylemek istediğim olay sürekli oradan buradan yeni öncelikler pop out ediyor. Yani değişiyor bu mimarlık ortamında ya da mimarlık landscape'indeki öncelikler. Bunun güzelliği o. Şimdi bütün şehirleri mahveden TOKİ konutlarının eleştirisinin yönetimden gelmesi ilginç de değil ama acıklı. Anlatabiliyor muyum? Yani Kayseri'ye gidiyorsunuz, Mimar Sinan'ın memleketi. Böyle şey çevrilenmiş vaziyette, yani etrafında böyle ucubeler var, her an işgale hazır bir şekilde. Bütün kentler böyle gelişti. Yani Ankara'da yürüyecek sokak kalmadı. Yani benim doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım şehir. Ama ağlanacak bir şey de değil. Ne yapacaksınız ki? Yani dinamikler böyle geçiyor. Yani ama yeni öncelikler çıkıyor. Yani bu önemli. Mesela biz şeyde AHAN ödülünde sürekli olarak toplumsal önceliğe prim verdik. Sürekli olarak. Yani bir çözümün toplumsal bir geçerliliği yoksa jüriler hiçbir zaman kabul etmedi. Çünkü gerçek mesaj kültürle mimarlığın bütünlüğüydü. Yani hiçbir zaman bir din faktörü yoktu içinde. Bu anlaşıldı, şeye gitti ve ödülün kredibilitesi ya da ayrıcalığı oradan kaynaklandı. Ama birçok ödül böyle değil. Çünkü bir insanın hayatına ödül verdiğinizde şeyde Aravena'da olduğu gibi başka bir şey Pritzker ödülünü onun ondan sonra yapacağı kötülüklere de ödül vermiş oluyorsunuz. Yani insanlar yaşıyorlar. Richard Mayer Pritzker ödülünü aldığında 40 yaşında bile değildi.
Hala yaşıyor. Şu anda 90'a merdiven dayamış vaziyette. Neyse, söylemek istediğim olay, yani mimarlık ortamında değişen önceliklerle yeni yönler, yeni çözümler daima gelişiyor. Bir de örnek vereyim size. Kendisi de burada. Venedik Bienali'ne gittim ben. İşte belirli görevimiz var falan. Bizim en sevdiğimiz Türk gazetecileri, kültürel yazarlar üzerime üşüştüler. Emre'nin Hatay'daki oteli için. Onu eminim biliyorsunuzdur. Yani arkeolojik bir alanın üzerinde, arkeolojik alanı korumak üzere yapılmış bir otel. Tamam mı? Benim çok sevdiğim bir proje. Ama nasıl şey, yaylım ateşindeler. Hepsi bildiğiniz, sevdiğiniz okurlar. Dedim ki siz olsanız ne yapardınız? Canım oteli başka yere yapsınlar. Arkeolojik alanda korusunlar. Dedim ki o arkeolojik alanın korunması bir kepçeye bağlı. Bodrum'da neler gitti öyle? Yani mozaik yüzeylerden. Üzerinden bir geçtiği anda bitti. Yani bir kepçeyle, graderle, tamam mı? Şeyin arkeolojik alanın kutlanması ve kutsanması otele görev olarak verilmiş. Bundan daha güzel bir çözüm olabilir mi? Yani adı da galiba sonunda öyle bir şey oldu değil mi otelin? Müze otel oldu. Şimdi bu tür şeyler bile, çözümler bile, bunlar yani kaç tane var dünyada böyle örnek? Yani mesela Atina'da yapılan otel var. Çok da başarılı, otel diyorum, müze var. Çok da başarılı değil. Çünkü çok fazla şey var. Üzerine tahakküm var. Alttaki arkeolojik alanın. Ama yine de olumlu bir girişim. Yani söyleyecek bir şey yok. Ama bizde böyle şeyler de var. Yani yepyeni öncelikler doğuyor. Yani kimin aklına gelirdi ki otelin arsasında 100 metreye erişen bir arkeolojik şey alanı olsun. Koruma alanı olsun. Yani hiçbir zaman umutsuz olmadım. Hala da değilim. Yani yeni öncelikler beliriyor. Değişik kurumlar önceliklerini yeniden tartıyorlar. Karar veriyorlar. Bir yerlere gidiyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzeldi sorunuz yani. Teşekkürler. Ekleyecek bir şey var mı sizlerden? Yoksa kapatalım. Zaten süremizi aştık. O zaman katıldığınız için çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir soru sorabilir miyim? Arredamento mimarlığının başındaki arredamento kalacak mı? Evet. Peki. Ben gidiyorum. Ya o Mercedes gibi bir şey.